Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Şubat 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Önceliğimiz tabii ki Fenerbahçe maçı olacak. Temsilcimiz Slavia Prag deplasmanında en az bir farklı galibiyet aradı tur için. Fakat başarılı olamadı. Karşılaşma Slavia Prag lehine 3-2'lik skorla sona erdi. Hatırlayacaksınız ilk maçta 3-2 yine Çekya rakibinin galibiyetiyle sona ermişti. Bu maçta da farklı bir senaryo olmadı. Futbol olarak da yine iki takım arasında bir fark olduğu çok net bir şekilde görüldü. Ev sahibi Slavia maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'ye çok büyük bir üstünlük kurdu. Goller buldu. Gol haricinde birçok net gol pozisyonuna girdiler. İkinin üzerinde gol beklentisi yaratmayı başardılar Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe içinse pek iyi şeyler söylemek mümkün değil. Söyleyebileceğimiz herhalde yegane iyi şey yine Arda Güler oldu. Genç futbolcu oyuna sonradan girip karşılaşmaya direkt olarak etki etmeyi başardı. Hem soğukkanlılığı, toptan kaçmaması, topa gitmesi, çalımları, mücadelesi, kaptığı toplar gerçekten hani 2005 doğumlu genç bir futbolcu gibi değil, çok olgun. Kariyerinde hani uzun yıllar sanki geçmiş gibi oynayan bir futbolcu görüntüsündeydi. Bir sonraki maç için yani ligdeki artık tabii elinde sadece lig kaldı Fenerbahçe'nin, lig maçları için büyük bir umut oldu. Tabii ki hem Arda'yı hem Fenerbahçe'yi detaylıca konuşmaya çalışacağız. Tabii ki playoff maçları da sona erdi dünkü 16 karşılaşmayla birlikte. Şimdi artık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Bugün saat 14'te UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi olacak. O detayları yine program içinde sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. Muhtemel takımları da belli Galatasaray'ın eşleşebileceği. Onu da söyleyelim. Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Barcelona, Real Betis ve Braga. Gördüğünüz gibi kalburüstü çok kaliteli takımlar Galatasaray bekliyor Avrupa Ligi son 16 turunda. Ve ligimizde de yeni hafta başlayacak. 27. hafta bugünkü iki maçla birlikte başlıyor. Maç programını maçlardan önce takımlardaki son gelişmeleri yine sizlere aktarmaya çalışacağız program içerisinde. Bir yandan da tabii spor gündeminin dışında Rusya-Ukrayna savaşı malumunuz. Dün sabah da biraz konuştuk. Bunun futbola olan etkileri dün de devam etti. UEFA bugün acil bir şekilde toplanacak. Şampiyonlar Ligi'nin finali Rusya'da yapılacaktı. Bunun değişmesi bekleniyor. Bazı yaptırımlar yine uygulanması bekleniyor Rusya'ya karşı. Dün de birkaç futbolcu maçlar esnasında Ukrayna'daki savaşı durdurun şeklinde İşte pankartlar bulundurdular, tişörtlerine yazılar yazdılar. Bunları gördük, destek veren takımlar da oldu. Yine bugünün gündem maddelerinden bir de bu konu olacak. Evet, açılışı yaptık. Kısa bir özet geçmeye çalıştım. Şimdi bir ufak şarkı ve reklam aramız var. Bu aralardan sonra Slavia Prag Fenerbahçe maçıyla geri döneceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.11 saatlerimiz Sabah Spor'una artık başlıyoruz. Özeti yaptıktan sonra Slavia Prag Fenerbahçe maçı gündemimizin bir numaralı konusu şu anda. Dün aslında maçı değerlendirirken Barış abi çok pozitif bir tablo çizmişti dün akşamki karşılaşmayla ilgili olarak. İlk maçın evet kötü gittiğinin birçok kişi farkındaydı ama bu maç deplasmanda daha farklı. İlk maça göre daha çalışkan, daha istekli, daha organize
bir Fenerbahçe bekliyordu. Turun da Fenerbahçe'ye gelebileceğini düşünüyordu Barış abi. Bol keseden de biraz sallıyorum demişti. Çünkü yarın olmayacağım programda. Arkamdan da kötü konuşabilirsiniz. Eğer maç dediğim gibi gitmezse diye de eklemişti. Pek dediği gibi olmadı gerçekten dün. Senin ve benim beklentilerime daha yakın bir karşılaşma gördük. Slavia Prag Fenerbahçe'yi surklase etti desek yeridir. Skor da zaten 3-2 ama skor 3-2'den de çok daha fazlası olabilirdi. Birçok net gol pozisyona girdi ev sahibi Slavia Prag. Fenerbahçe istediklerini yapamadı bu karşılaşmada ve mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Hani iki gol bulması da karşılaşmanın gidişatına bakınca da gayet iyi gözüküyor Fenerbahçe adına. Ve tur gitmiş oldu Fenerbahçe'nin elinden. Üzerine tabii Çekya bizim ülke puanı olarak da direkt rakiplerimizden biriydi. Kaybederek elenmekte yine Çekya'nın altına düştük ve şu anda 19. sıraya kadar da geriledik mevcut tabloda. Bu da İlk 15'in dışında kalmak bildiğiniz gibi Avrupa'ya 4 takımla gitmek demek 5 yerine. Bu da yine gecenin kötü haberlerinden biri oldu. Yegane iyi haber, girişte de bahsettim Ali abi, Arda Güler oldu dünkü karşılaşmada. Onun bireysel performansı, soğukkanlılığı, sonluluk alması, çalımları, mücadelesi, kaptığı toplar, pres, her şeyi yaptı Arda Güler girdiği andan itibaren ve Fenerbahçeleri de bir umut oldu oyunuyla. Ve İsmail Kartal'ın maç öncesi yaptığı açıklamaları da çok net bir şekilde taca çıkardı. Hiç öyle korunmaya falan ihtiyacı olan bir futbolcu değil. Tam tersine Fenerbahçe'nin daha iyi olmasını sağlayan, daha çok heyecanlandıran Fenerbahçe'ye bir isim olduğunu bir kez daha Hatay maçından sonra gösterdi. Bunlar iyi taraflarıydı ama tabii maça dönecek olursak Ali abi, beklediğin herhalde ya da sen Fenerbahçe'den daha farklı bir oyun bekliyordun ama o oyun gelmediği anda aşağı yukarı senaryonun böyle gelişeceği, maçın böyle gelişeceği de belliydi. O da oldu dünkü karşılaşmada. Evet, ne yazık ki öyle oldu. Şimdi eşleşmelerde 180 dakika geride kaldıktan sonra biraz daha büyük resme insan odaklanabiliyor. Mesela ben sana bir soru sorayım. Bu 180 dakika içerisinde Fenerbahçe 180 dakikanın kaç dakikası içerisinde ben bu turu geçerim oyununu oynadı? İlk maçın ikinci yarısının başı. Kaç o dakika? Direkten dönen ve gole kadar artık 10 dakika mı 11 dakika mı? Yani şimdi 180 dakikada sen de 10 dakika, hadi bir de ben 10 dakika vereyim. Hadi bu maçtan da Arda'nın oyunda olduğu. Ya ama orada zaten bitmiş. Tur bitmiş ama hani bitmiş yani. Oyun olarak orada hani. Adam seni 45 ile 60 arası darmadağın etmiş. Evet. Ondan sonra doğal olarak frene basmış. Yani hadi onu da say. Tamam bak, hadi onu da say diyeyim sana. Yani 25 dakika diyebiliyorsun. Normalde gerçeği 10 dakika. Evet. Şimdi 180 dakikanın 10 dakikası, 15 dakikası Fenerbahçe bu turu geçerim oyununu oynuyorsa zaten Slavia Prag adına hak edilmiş bir turdur. Şimdi Slavia Prag Fenerbahçe'ye 2 karşılaşmada 6 gol attı. Fenerbahçe 94-95'te Kana galiba eleme turlarında 5-1 4-0 mı ne kaybetmiş. Öyle bir skor. Yani o zamandan beri 2 maçta toplam yediği en fazla golü Slavia Prag'dan yemiş. En son evet Kana 4-0-5-1. 4-0-5-1 değil mi? Evet. 94-95. Evet. O zamandan beri eleme turlarında Fenerbahçe'nin 2 maçta toplamda bundan daha fazla yediği gol yok. Şimdi sonra bu soru geliyor aklıma. Şimdi 2 karşılaşmada Fenerbahçe toplam 6 gol yedi. Peki kaç gol yiyebilirdi? Bu maçta çok çok gol yiyebilirdi. Altay'ın kurtarış sayısının haddi hesabı yok. Yani hadi 6'yı şöyle söyleyeyim ben sana, bak yine şey yaparak, hani kendi tarafımızı tutarak söyleyeyim. Mesela bu 6 gol gözü kapalı bir şekilde 9 gol olurdu desek çok abartı bir şey söylemiş olur muyuz? Yok. Olmayız değil mi? Zaten 6 gol yediğim bir eşleşmeyi geçmen mucizelere bağlı toplamda. Bir de 9 gol de çok rahat olabilirdi. Gözü kapalı olabilir. Daha ağır skorlarla Fenerbahçe Slavia Prag maçlarından mağlup ayrılabilirdi. Bunu da bir kenara koydum. Peki iki karşılaşmada Fenerbahçe taktik olarak Slavia Prag'a üstünlük sağlayabildi mi? Ve devam eden sorusu, Slavia Prag'ın istediği gibi mi oynandı bu 180 dakika, yoksa Fenerbahçe'nin hiç istemediği şekilde mi oynandı? Ya bu soruların cevabı da belli. 180 dakika Slavia Prag nasıl oynamak istiyorsa
Fenerbahçe karşısında turu öyle oynadı. 180 dakika, ben buna inanamıyorum. Yani bu bana çok garip geliyor. İlk maçın hemen hemen aynısını ikinci 90 dakikada görmek çok acı bir şey değil mi Fenerbahçe adına? Ve arada bir hafta süre var. Hani ve dinlenmiş de bir takım var, hafta sonu birçok oyuncusunu da dinlendirdi. Tabii tabii, hani dinlenmiş, oralara girmiyorum bile. Yani oralar da söyleyebilir çok rahatlıkla ama oralara girmiyorum bile. Hani artık oraya kadar gidemiyorsun bile çünkü. Ya nasıl oluyor da bir hafta önce aynı şekilde mağlup olduğun takıma bir hafta sonra yine aynı şekilde mağlup olabiliyorsun? Hani bunları anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Sen dedin işte Türkiye 19. basamağa düştü. Yani bu ortaya koyduğumuz performansla daha fazlasını hak etmiyoruz. Oynadığımız takım Slavia Prag, evet iyi bir ekip olduğunu biliyoruz ama işte tur eşleşmenin başından beri anlatmaya çalıştık. Yani geçen sezonun başından beri en iyi oyuncularını her transfer döneminde elden çıkaran bir ekip. Eksikleri olan bir ekip. Yani en güçlü Slavia Prag'la da karşılaşmadık. Ve ortaya çıkan tablo çok hazin bir tablo. Fenerbahçe için, Türk futbolu için. Bence çok üzücü bir 180 dakika oynadı Fenerbahçe kendi adına. Ve daha üzücü olan, tekrar söylüyorum, yani aynı maçın bir benzeri şekilde Slavia Prag'a mağlup olmak oldu. Daha ağır bir mağlubiyet olabilirdi. İsmail Kartal'ın da ben bu iki karşılaşmada çok ciddi anlamda sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bunu şu açıdan söylemiyorum. Arda oynamalıydı. İşte şu oynamalıydı. Şöyle olmalıydı. Onun yerine bu olmalıydı. Oralarda hiç değilim. İlerleyen dönemde de olmak istemiyorum. Yani o şeyden uzaklaşmak istiyorum. Şunun yerine bu olsaydı konusundan. Ama anlayış olarak, taktik olarak, rakibin taktiğine karşılık vermek olarak çok çok gerilerde kaldı İsmail Kartal. Ve rakip teknik adam nasıl oynamak istiyorsa 180 dakika oynadı. Şimdi ben de seninle istediğim şekilde bir rekabete girersem, benim istediğim şartlarda oynanırsa, o ne demektir? Zaten benim avantajlı olduğum konu demektir. O zaman da ben zaten istediğim almaya yakınımdır. Slavia Prag, Fenerbahçe'nin 180 dakika boyunca hiç zorlayamaması bence çok üzücü oldu bizim adımıza. Dünkü maç aslında farklı bir şey deneyerek başladı İsmail Kartal. Üçlü savunmaya geçti. Kimin de aslında tam hazır olmaması nedeniyle Serdar Aziz, Tisserand, Salah'ı gördük. Ben aslında ilk başta dörtlü gibi düşündüm. Çünkü sabah senede konuşurken herkes öyle konuşuyor. Ya da öğlen evet. Salah'ın sol bek olduğu, hani Ferdi'yi önde kullanmak istediğini zaten söylüyordu. Öyle bir düzen beklerken maça başlangıçta zaten Santra'da o üçlü hat kurulmuştu stoper bölgesinde. Orada anladım üçlüye döndüğünü. Farklı bir şey denedi ama bu denediği de çok olmadı. Maçın ilk bölümünde de bu sefer işin savunma kısmında o Salah'ı ve Ferdi'nin olduğu bölgeden çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Orası tabiri caizse delik deşik oldu ilk bölümde. Oradan zaten maçın gidişatının aşağı yukarı ne olacağı belliydi. Üzerine Ferdi'nin sakatlığı geldi. O süreç de çok ilginç. Yani Ferdi sakatlandı. Kim hazırlanmaya başladı? Sonra kim değil, Nazım Sangare tercih edildi ama Ferdi oyundan çıkana kadar Nazım giremedi bir türlü. Mesela oradaki iletişimsizlik aksaklığı da ben anlamıştım. Evet, o da Nazım girene kadar gol geldi. Gol zaten, geldi zaten o bölümde ama Ferdi'nin zaten sakatlandığı, maça devam edemeyeceği belli değil miydi? Buna da Fenerbahçe, yani orada bile rakibinin gerisinde kaldı Salih Lacivertler. Hani bir yerden tutmaya çalışıyorum. Duran top dünkü maçta Slavia Prag ne kadar farklı kullandı, dikkat ettiniz mi? Yani direkt kullanmadı birçoğunu, paslaşarak kullandı. İşte golün öncesi paslaşarak arka direğe bir top, sonrasında karambol golü buldu ve maç içinde o kadar farklı organizasyonlar yaptılar ki duran toplardan, orada da Fenerbahçe üstünü kurdular. Hani belki oradan bir şeyler çıkarabilirdik bu karşılaşmada. Biz de kötü kullandık ilk yarıda, özellikle Sosa'nın kullandığı serbest vuruşlar, kornerler hiç etkili olamadı. Oradan bir şey çıkaramadık. Tabii ki bu kadar fazla da pozisyon verince üzerine bu mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yani ilk karşılaşmada en çok gördüğümüz manzara Fenerbahçe'nin sürekli geri koşmasıydı. Evet, geride eksik yakalanmasıydı. Bu maçta da aynısı oldu. Fenerbahçe sürekli geri koşarken gördük. Ve ikinci yanı başlangıcında o kısım benim kabul edemedim. Mesela bir önceki maçın başlangıcı çok daha iyiydi. Bir tepki vermişti Fenerbahçe. Bu maç tam tersi oldu. En kötü bölüm o ikinci yarının başıydı bu, tabii, sefer değil mi? 15 dakikalık bölüm felaket. Felaket. Ben 6 dakikada 4 net pozisyon saydım. Hatta
İşte Gizem orada maçı izlemiyor. Ben tek başıma izliyorum. Böyle ona anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü o kadar kötü Fenerbahçe. Çok alışık olmadığımız kadar bu kadar kısa sürede bu kadar pozisyon verdi Fenerbahçe. Hiç tepki veremedi. Salah'ı işte bekte kullandı. Nazım'ı aldı. Birkaç değişiklik yaptı. Oyuncuların yerini değiştirdi. Çift forvet oynadı. Gole ihtiyacı olduğu anda ama geri koşmaktan hiç kurtulamadı Fenerbahçe. Felaket bir akşam oldu. Akşamı güzelleştiren kısım Arda Güler'in oyuna girdiği kısım oldu. O da biraz mecburiyetten artık o kadar bağırıyordu ki oyun değişiklik diye. İsmail Kartal da 57'de o hamleyi yaptı. Hatta belki 51-52'de düşündü, çağırdı ama girene kadar 57 olmuştu. Ama hani onların girişi de Arda ve Ozan Tufan girdi. Arda merkez orta sahada Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'la birlikteyken daha önde oynamasını beklediğin isim. Fakat tam tersi Arda geriye gelip topu alıp pasla çıkmaya çalışan oyuncu oldu. Hani Ozan'dan ve Mert Hakan'dan daha fazla sorumluluk aldı bence o bölümde. Hatta Ozan'ın ilk topla buluştuğu an yine bir Slavia Prag kontra atağına dönüştü. Çünkü çok kötü bir ilk topuluşta topu kaptırdı Ozan. Ama Arda orada da çok fark yarattı. Yani topu ayağına aldığında bırakmadı. Özgüvenli yani. Arda'nın yaşını bilmesek sahada çok olgun. Hani Sosa yaşında bir futbolcu gibi bence davranıyor. Çok büyük fark yarattığını düşünüyorum Arda'nın bireysel olarak. Ama tabii ki takımın da ona eşlik etmesi lazım. Ama eşlik edebilecek bir isim var mıydı? Hani Valencia iyi gününde miydi? Değil. Serdar çok top ezdi. Slavia Prag'la futbolcular çok yakın oynuyorlar Fenerbahçe'li futbolcuya. Yani nefes aldırmıyor. Çok sinir bozucu bence Slavia Prag'la oynamak o futbolcularla. Yani ne yapabilir bu takım? Hani topu veriyorsun Slavia'ya, geriden oyun kurmaya çalışıyorsun, hızlı çıkmaya. Yok, çıkamıyorsun çünkü hemen yanında bir iki futbolcu bitiyor. Çare bulamadı İsmail Kartal buna. Hani yenilmez bir gücü var sanki Slavia Prag'ın. En azından Fenerbahçe'ye karşı öyle gösterdiler. Şimdi bir sonraki turda rakipleri kim olur, nasıl oynarlar bilemem ama bizi bayağı bir kötü gösterdiği kesin Slavia Prag. Onların da işte sen dedin birçok oyuncusunu kaybettiler. Devre arası hücumcuları gitti. İşte yeni aldıkları bu Sor. 2000 doğumlu siyahi oyuncu, ön tarafta oynayan. Banik Ostrava'dan gelmiş. Oraya bir sene önce gelmiş. Şubat 2021'de Nijerya'dan. İşte bir senede fark yaratıp Slavia'ya gidiyor. Slavia'nın da en etkili oyuncularından biri oldu. Zaten hani diğer olayın yıkaları, diğer futbolcuları saymıyorum bile. Ama biz de kalite olarak çok daha üst düzey isimler olsa da işte oyun olarak çok çok gerisine kaldık bu iki karşılaşmada. Evet, mesela Slavia Prag grubunda 6 maçta sadece 2 kere kazanabilmişti. 2 de mağlubiyeti, 2 de beraberliği vardı. Böyle bir grup aşaması geçirmişti. Mesela grupta 6 maçta 8 gol atabilmişlerdi. Fenerbahçe 2 maçta 6 gol attılar. Evet, ve gol konusunda da hiç problem yaşamadı. Sen diyorsun ya, Slavia Prag'ı çözemedi Fenerbahçe. Evet. Yani ben de söyleyeyim işte. Yani çok eski hikaye de değil. Grup aşaması. Aralık'ta bitti grup aşaması. Aralık'ın ortasında bitti. Aralık'ın ortasında biten grup aşamasında 6 maçın ikisini kazanabilmişlerdi. Ki Konferans Ligi takımı. Konferans Ligi. Yani Avrupa Ligi evet. Grubu da değil. Yani Fenerbahçe açısından işte ikinci yarının başlangıç bölümü, turun genelde 180 dakikası, Fenerbahçe'nin bir türlü hiçbir şekilde Slavia'yı çözememesi çok ciddi problemler olarak gözüktü. Ancak belki biraz İsmail Kartal'ın şansı, çünkü bugün Arda hak ettiği şekilde konuşulacak. Gazetelerde de yer alır Arda. Arda'nın işte son bölümde girmesi, o senin söylediklerini yapması, golde ceza sahası içerisinde müthiş karıştırması, çalımları, onlar Fenerbahçeli taraftarlara biraz hani şey oldu, moral oldu. Bundan sonra zaten İsmail Kartal'ın o talihsiz açıklaması çok fazla konuşulmayacaktır. Yani Arda sezonun geri kalan bölümünde bu takımda fazlasıyla oynamayı hak ettiğini gösterdi. Artık o hani İsmail Kartal bugün eleştirilir Arda ile ilgili sözlerinden dolayı ama bir daha da çok gündeme gelmez. İsmail Kartal da getirmez zaten. Yok işte Arda'yı korumak istiyoruz, kazanmışken kaybetmememiz lazım, o şu bu falan. Yani onlar talihsiz açıklamalardı. Şimdi onlar bugün eleştirilir. Dün akşam eleştirildi ama sezonun geri kalanında Fenerbahçe Arda'dan faydalanabildiği kadar faydalanır. Bu Fenerbahçe için olumlu. Arda'nın
bu kadar takım kötü durumdayken, düşmüş durumdayken oyuna girip adeta tek başına çırpınması ve onun bir şekilde de karşılığını alması güzel. Çünkü sen söylemesen ben söyleyecektim. Yani Ozan Tufan da giriyor. Ozan Tufan'ın topa ilk dokunmasıyla beraber topun Ozan Tufan'dan 4 metre açıldığını görüyorsun. Yani bu oyuncu da Premier Lig'e gitti geldi. Evet. Hani işte milli takımın geniş havuzunda olan, hala satın alma opsiyonu Watford'da olan bir oyuncu mesela. Ama Arda girdiği zaman sanki Arda çok rahat bir şekilde Premier Lig'e gidecek, milli takımda oynayacak bir görüntüyü çizen oyuncu o. Aradaki tecrübe farkını söylemiyorum bile. Yani Ozan Tufan yaşlı bir oyuncu değil ama 10 yaş fark var aslında. Hani şu an ne oluyor, Ozan Tufan kaç yaşında? 27, 26. Hani futbolun aslında en olgun dönemine girmesi gereken bir oyuncu ve milli takımda oynama sayısı da yaşına göre çok fazla. Ozan Tufan'ın rekor kırma ihtimali bile var. Evet. Hani milli takım havuzunda kalıp devam etse. Arda işte Fenerbahçe'nin şu an aydınlık yüzü. Fenerbahçe taraftarları mutlu eden yegane oyuncu, futbolcu. Tabii Arda için geçenlerde şunu söylemiştim. Bence Sergen Yalçın'ın söyledikleri çok değerli ve önemli. Sergen Yalçın da üstün yetenekli bir oyuncuydu ve Arda'dan çok daha geç Beşiktaş A takımına girdi Sergen Yalçın. 2 ya da 3 sene olması lazım ikisinin A takıma çıkışında. Sergen Yalçın tabii o zamanki büyük ilgiyi, işte herkesin onu araması, sorması, sağ dışının yönetilmesinin daha zor olduğunu söylüyordu. Saha içerisinde işler benim için hep kolaydı. Ben hep maç oynamak istiyordum. Maç gelsin diye istiyordum şeklinde bir şeyi vardı Bein'de katıldığı programda. Bence Arda için de en büyük problem hiçbir zaman saha içinde olmayacak. Yani oyununa baktığımız zaman onu anlıyoruz. Arda saha içini kolay halledecek. Saha dışındaki işte bu ilgi, alaka, şöhreti nasıl kaldıracağı. Çünkü 17 yaşında gencecik bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi bütün Türkiye onu konuşuyor bugün. Düşünebiliyor musun? Bu çok kolay bir iş değil. Sosyal medyasına kim bilir hangi mesajlar atılıyor. Arda'nın sağ dışını iyi idare etmesi gerekecek. Yani Arda eğer bir sorun yaşarsa, ki umarım yaşamaz, herhalde sağ dışında olanları idare etmekte zorlandığı için yaşar. Ama onun dışında sağ içinde Arda zaten olmuşum ben diyor. Hani evet. O artık tecrübeli, daha iyi işler yaparım diyor Arda. Öyle bir oyuncu. Böyle yetenekler zaten her zaman olmuyor. O yüzden de herkes Arda diyor. Başka bir şey söyleme. Çünkü senin benim gördüğüm herkes görüyor. Etkilenmeyen yoktur yani Arda'nın oyununda. Arda oynamasını öyle biri yok. Arda onu gösteriyor. Umarım o sağ dışındaki olayı da ailesiyle, işte kendi terbiyesiyle, kulübüyle, hocalarıyla iyi bir şekilde geçirir o dönemi. Çünkü yani tekrar söylüyorum, 17 yaşında bir çocuksunuz, bütün Türkiye sizi konuşuyor. Yani burada insanlar bakarken arabasını park edemeyen milyonlarca insan var. Ondan bahsediyoruz. Hep bu örneği veriyorum. Yani baskı öyle çok kolay bir iş değil. Bunlar. Neticede hani İsmail Kartal da tüm o talihsiz açıklamaya rağmen bugün biraz Arda kurtaracak. Arda'nın konuşulması İsmail Kartal'ın bence 180 dakikalık felaket teknik adamlığını bugün biraz gölgede bırakabilir. Bir anlamda o da İsmail Kartal'ın şansı oldu. Evet, turla ilgili akılda kalan işte ilk maçtaki oyunu, asisti diyeceğim ama tabii asist biraz orada çok hani oyun zekası ön plana çıkardığı bir pozisyon değildi ama günün sonunda asist yazıldı. Bu maçta da asist olmadı belki gol öncesi ama oradaki hareketleri, karşılaşma içindeki soğukkanlı tavrı, turdan akılda kalan en pozitif şey Arda Güler oldu. Bundan sonra da dediğin gibi artık ligde de, ki tek kulvarı kaldı artık Fenerbahçe'nin önünde, kupadan da elenmişti, ligde de daha fazla süre alacağı kesin. Tabii mevki olarak bir 10 numara olarak gözüküyor Arda Güler ve o bölgede Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi iki önemli yatırımı var Fenerbahçe'nin. İşte kulüp planlamasının burada da ne kadar sıkıntılı olduğu gözüküyor şimdi. Tabii Fenerbahçe'nin kime yatırım yapması gerektiği de belli ama. Yani bu saatten sonra, bu üç oyuncudan tabii ki yani. Arda'ya yapması gerektiği, ona güvenmesi gerektiği belli ama işte yani Fenerbahçe eğer İrfan Can'ın ya da Mesut'un hala kaprisini çekecekse yani Fenerbahçe zaten çok zor belini doğrultur. İşte ama işte birine yıllık önemli bir para veriyorsun Mesut Özil'e, diğerine 7 milyon euro bonservis vermişsin. Günümüz şartlarında 7 milyon euro bir futbolcuya verilmesi olağanüstü bir rakam. Türkiye için de bir futbolcuya verilmesi. Onu da tabii ki kaybetmemen lazım. Şimdi o değerinde parlatman lazım sonuçta. Burada da çok büyük bir açmaz oluyor.
işte Fenerbahçe'nin önünde. Bu da İsmail Kartal'lıkta bir durum değil bu arada. Yok tabii. Onu da eleştiremeyiz. Çünkü bu transferlerde, bu transfer politikasında onun dahli yok. Ama eminim ki yönetimden de hani Arda'yı da kazan, İrfan'ı da kazan, Mesut'u kazan derler mi artık bu saatten sonra bilemiyorum. Mesut artık iş çok farklı bir noktaya gitti. Yani bu maçta kadroda bile olmaması bence büyük skandal Mesut Özil'in. Onun zaten ayrılacağı artık kesin gibi gözüküyor muhabirlere de ve yorumculara da baktığımda, konuya vakıf olan isimleri kastediyorum. Ama İrfan Can büyük bir problem olabilir. Şimdi 7.32 saatlerimiz, uzun bir giriş yaptık. Slavia Prag Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ilk aklımızda kalanları paylaştık. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra yine maçla ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz. Sizlerden de mesajları da bekliyoruz. Dileyen Twitter'da Ali Yerim Mertelem adreslerine, Instagram'da da Mertelem adresine mesajlarını gönderebilir. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Slavia Prag Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Saatlerimiz 7.40 oldu. Gazete manşetlerine bakıyorum maçla alakalı olarak. Tabii maç çok geç oynandı. 11'de başladı, 1'de bitti. Uzatmaya gitmemesi bizim adımıza sevindirici oldu. Ali abiyle sabahları erken kalkanlar olarak. Ama tabii keşke Fenerbahçe'nin turu geçmesiyle uyansaydık bu sabah. Şimdi Fanatik Gazetesi ana manşetinde Ali Koç Başkan Fener perişan demiş. Bunu da maç içerisinde açılan bir pankartla aslında manşetine taşıyor. Onun da görseli var. Prag deplasmanında Fenerbahçe'yi desteklemeye giden sarı lacivertli taraftarlar Başkan Koç'u hedef alan pankart açtı denmiş. Orada da Ali Koç Başkan Fenerbahçe perişan yazıyor. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratlarıyla koltuğa oturduğu haberin detayı içinde var. Ama üst üste tabii çok kötü sezonlar Fenerbahçe'de. Artık Ali Koç da her maç neredeyse protesto ediyor. Dün de maçın işte ikinci yarısının ikinci bölümüyle birlikte Ali Koç'a yönelik, benim en azından o dönem duydum, istifa tezahüratları yapıldı. Bu da bir protesto gibi değil, sanki takıma destek veren bir tezahürat yapıyormuş gibi bir melodi, bir ritimle taraftarlar bunu yaptı. Bu daha hoş gözüktü, en azından hani bir protesto gibi yuhlamalar eşliğinde olmadı. Onu söylemek lazım. Artık hani İsmail Kartal şundan bahsediyor, işte 3 kulvarda ilerleyen tek takımız diyordu. Hani buradan bir şeyler tutturmaya çalışıyordu ama önce Türkiye Kupası gitti, üzerine Konferans Ligi'de gidince elinde artık çok fazla bir koz kalmadı, lig kaldı. İşte haftada bir maç oynayacağız, daha iyisini vermemiz lazım diyor İsmail Kartal ama orada da bir şey göstermezse bu sefer Ali Koç'u olan istifa tezahüratları sanıyorum İsmail Kartal'a dönecek bir yerden sonra. Vallahi bana sorsan İsmail Kartal tercihi Ali Koç'un teknik adamlar arasında yaptığı en kötü tercihlerden biri oldu. Yani ilk ikiye sokarım ben. Pereira döneminde bu takımın en azından 3 aşağı 5 yukarı ne yapmak istediği, nasıl oynamak istediği anlaşılıyordu. Şu an Fenerbahçe'den bir şey anlayan varsa beri gelsin, bize de anlatsın. Yani ne bir kadro istikrarı, ne bir oyun istikrarı, ne de bir oyun anlayışı ben kendi adıma pek göremiyorum. Ve bu şartlarda Fenerbahçe'nin de iyiye değil, geriye gitmesi son derece normal. İşte Hatay Spor karşılaşmasında çok 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 kötü oynayan bir Hatay karşısında bile Altay'ın iki tane net kurtarışı vardı. Tabii daha çok net gol pozisyonuna giren, evet, Hatay'da o maçta. Ve yani hangi Hatay, onu da bakmak lazım. İşte böyle diyorsun, stopersiz. Evet, arada alınan galibiyetlerle sanki öyle çok da işler kötü gitmiyormuş gibi düşünüldü ama yani İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe normalde üzerine koyarak gitmesi gereken bir takım olurken bence tamamen geriye gidiyor ve bu şartlarda 12 maç kalsa da ben İsmail Kartal'ın bundan sonra öyle çok bir faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Takım bence kabul etmedi. Olmadı yani, takım benimsemedi İsmail Kartal'ı. Ben geçici öyle düşünüyorum. Olması etken olabilir, olabilir mi? Olabilir. Yani ama orada da tam da geçici diyemiyoruz Ali abi. Aslında futbolcular da aşağı yukarı okuyorlardır gazetelere çıkan haberleri. Hani Löw'ün de yardımcısı olması bekleniyor. Bir yandan da aslında seneye de İsmail Kartal takım içerisinde, doğru, olacak. Ama bu formül, bu bahsettiğimiz formül ilk aşamada zannedersem
Löw'le beraber açıklansaydı bir etkisi olacaktı. Hı hı. Şimdi çok uzadı o süreç ve Fenerbahçe teknik adamını açıklayana kadar zaten elindeki her şeyi kaybetti. Eğer İsmail Kartal geldiği anda gelecek sene Löw ve İsmail Kartal denseydi bence çok daha farklı yaklaşırdı oyuncular İsmail Kartal'a. Ama yani İsmail Kartal'ın ne yazık ki konuşmaları, maç öncesi, maç sonrası söyledikleri, maçtaki değişiklikleri, yaptıkları ve yapmadıkları 1980 model teknik adamlığa yönelik şeyler, hamleler diye görüyorum ben. Yani çağın çok gerisinde kaldı İsmail Kartal her anlamda. İletişim anlamında da saha içinde ve saha dışında yaptıklarıyla da. Yani bir teknik adamın sadece iyi bir Fenerbahçeli olması, Fenerbahçe'de daha önce görev almış olması, kulüp istediği zaman gelip istediği zaman gidiyor olması işte yeterli kriter değil günümüz futbolunda. Bu tarz 25 tane oyuncuyu yönetebilmek için bunlar yeterli kriterler değil. Ama ne olmalı Ali abi? Şimdi süreçte öyle bir noktaya geldi ki Fenerbahçe'de çok kariyerli bir yabancı teknik direktör aranıyor. İsimler var ama ikna edemiyorsun. 6 aylığına da geçici birini bulman lazım. Onu da her teknik direktörü kabul ettirmek çok kolay bir iş değil. Hani Yılmaz Vural'a kabul ettirebilirsin. Zaten dört gözle bekliyor. Ama o kadar hani başka var mı bunu kabul edecek bir teknik direktör? Hani onun da kıstası biraz çok iyi Fenerbahçe olmasından geçiyor. Süper Lig'de de görev almış bir teknik direktör. Hani o şartlarda İsmail Kartal'dan daha iyisi olabilir miydi? Bu İsmail Kartal'ın suçu değil tabii ki. Bu yönetimin problemi. Burada eleştirimizin büyük bir kısmı aslında yönetime gidiyor. İsmail Kartal da eleştiriyoruz ama yönetimin tercihi daha çok eleştiriliyor. Ne yapabilirdi peki başka? Ne olabilirdi? İşte bence ilk formül, yapılması gereken formül, eğer İsmail Kartal'sa teknik adam yarım sezonluk Löw'le beraber açıklanmasıydı. O en kritik hata oldu kanımca. Ama ikna edemiyorsun. Onu hala edemiyorsun. Onu yapamadın. Dedin ki İsmail Kartal geçici teknik direktörümüz ve o arada Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına devam etti. Şimdi Beşiktaş maçı eğer yanılmıyorsam 22 Aralık'ta oynandı. Pereira'nın gittiği karşılaşma. Hı hı. 22 Aralık'ta oynandı. Yani yaklaşık 2 ay oldu. 60 günlük bir süre oldu. Fenerbahçe hala teknik adamını bulabilen, teknik adamını açıklayan bir takım değil. Löw'dü, Jesus'tu, oydu, buydu. İşte kariyerli bir teknik adamdı. Ya siz ona karar verene kadar ya da o ismi ikna edene kadar Fenerbahçe dağıldı gitti yine o süreçte. Hani şu bile belki kabul edilebilir bir formüldü. Evet, İsmail Kartal geçici teknik adam ama gelecek sene Jesus'la çalışacağız. Yani Jesus'un gölgesi bile bence bu takımın daha iyi olmasına yeterdi. Ama o da olmadı. O formülü de kenara koydun. Peki ne olabilirdi? Evet, ne olabilirdi? Ne olabilirdi? Fenerbahçe ne yapabilirdi? Ya da böyle çok üst düzey bir teknik direktöre gitmeden, yani şimdi isim olarak vereceğim, Bilic, Farioli olabilir. Bu tarz bir teknik direktörle 1,5 yıllık sözleşme de imzalayabilirdi. Ama bu sefer de akıllar hep Löw'de, Jesus'ta kalacaktı kalibre olarak. O da yine riskli bir tercih olacaktı. Artık iş o noktaya geldi ki hani her hamleniz çok çok riskli. Ama yine de bilmiyorum, yani ben Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la beraber son derece kötü bir takım haline geldiğini düşünüyorum. Ben sahaya baktığım zaman, saha dışına baktığım zaman, oyunculara baktığım zaman gördüğüm bu. Hani ne olmalıydı sorusu, evet, bende de açıkçası tam karşılığını bulmuyor. Hani nokta atış olarak sana bu olmalıydı. Çünkü artık araba devrilmiş. Araba devrildikten sonra yol gösteren çoktur. Onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum sana. Çünkü ilk anda eğer Löw Fenerbahçe teknik direktörü olarak açıklanacaksa İsmail Kartal formülü benim de aklıma yatmıştı. Öyle ben de çok uzak değildim. Hı hı. Ama işte o sürecin uzamasının ben böyle etkileri olduğunu ve İsmail Kartal'ın da bir anlamda, tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'yi bu hale getirmesi sadece Löw'ün açıklanmamasıyla da açıklanamaz. Sonuçta İsmail Kartal çok iddialı geldi. Ben geçici olarak gelmedim. Hani göreceğiz bakalım, bakacağız ileride ne olacağını der gibi geldi, değil mi? Hı hı. Ama belli ki kabul ettiremedi kendini futbolculara.
Burada evet, yönetimin yaptığı tercihin kendi içerisinde bazı artıları ve eksileri var. Onu anlatmaya çalıştık. Yani diyorum orada, hani belki ben Fenerbahçe yönetiminde olsam, Ali Koç'un yerinde olsam çok farklı bir şey yapmayacaktım o anda. Yani Pereira gittiği anda. Çünkü öyle bir şey oluştu ki, hava oluştu ki, hani Fenerbahçe'nin artık her şeyi deneyen Fenerbahçe'nin kariyerli bir teknik adama ihtiyacı var. Tamam, belki ben de o teknik adamı bulana kadar böyle bir tercih yapabilirdim. Ama işte şu an olanı konuşuyoruz. Olanda da İsmail Kartal'ın da ben bu şansı iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Hani bir de işin bence o kısmı var. Peki. İsmail Kartal da hani diyorum ya, iyi bir Fenerbahçeli olduğu için önce kapısı çalınan, zamanında Löw'le çalıştığı için kapısı çalınan, Löw İsmail Kartal formülü olduğu için kapısı çalınan bir teknik adam. Ama sonuçta bir teknik adam. Yani teknik adam da takıma geldiği noktada eğer geliş sebeplerini alt alta yazarsanız zaten orada aslında bir risk aldığı da ortaya çıkıyordu. Şimdi neden İsmail Kartal sorusunun cevabı ilk olarak ne? Fenerbahçeli. İkinci, ilk olarak Fenerbahçeli olması, iyi bir Fenerbahçeli olması. Şimdi Fenerbahçe teknik direktör seçerken iyi bir Fenerbahçeli olması kriteri ilk seçenek olamaz. İkinci seçenek zamanında Löw'le çalışması, Löw'le iyi arkadaş olması ve Löw'ün gelme ihtimali, Löw'ün Türk bir yardımcısı olması. Şimdi bunlar ilk üç kriter olunca dördüncü kriter teknik adamlık yeteneği, iletişim yeteneği, kısa sürede takımı ayağa kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı durumu ortaya çıkıyor. O zaman da işte bu seçimin şu gelinen noktada ya da bu formülün diyelim, seçim de demeyelim, formül diyelim buna, bu formülün işe yaramadığı bence Slavia Prag maçlarıyla net şekilde ortaya çıktı. Hani ligde bir şekilde idare ediyordu Fenerbahçe. Hı hı. Düşe kalka da olsa hala ikincilik şansı var. Ama Slavia Prag maçlarıyla ilgili açıkçası benim kafamda pek soru işareti kalmadı. Peki bundan sonrası için Ali abi, şimdi ligde önünde Fenerbahçe'nin 12 karşılaşma kaldı. Sezonda 12 maçla bitecek artık. Fenerbahçe'de de başka bir maç kalmadı. Şimdi durum gittikçe daha kötüye mi gidecek Fenerbahçe'de ve yeni gelecek teknik direktörün de işi, o zaman senin de söylediklerinden anladığım, çok daha zor olacak. Yani zaten Ocak ayında gelmiş olsa Löw ve Jesus zaten zor bir kulüp devralacaktı. Ve bu Ocak, Şubat ayları da Fenerbahçe'yi daha da geriye götürdü şu anda. Oyuncular da birçoğu daha geriye gitti. Kim mesela çok ilk sezon başına göre mesela geriye gitti. Salah çok çok geride. Tisa'nın dünkü performansı, Sosa'nın performansı, hani bireysel olarak da birçok futbolcu geri gitti. O zaman yeni gelecek teknik direktörün de sıfırdan öyle çok büyük şeyler başarması çok kolay gözükmüyor şu şartlarda. Çünkü gittikçe geriye giden bir Fenerbahçe var. Ali Koç'un kredisi gittikçe. Yani çok artık güvenilmeyen bir başkanın teknik direktör olacak yeni gelecek, işte Löw ya da Jesus. İşler daha da sarpa saracak o zaman. Yani normalde plan, hani bu takımın Pereira sonrası bir yola girip o yolda biraz ilerleyip o şekilde yeni teknik adama devredilmesiydi. Yani biraz kredi sağlamasıydı başkana da, evet, o dönem için. Başkana kredi sağlaması, oyuncuların kendine gelmesi, takımın bir istikrar yakalaması, bu kadar fazla eleştiri almaması, bu kadar fazla konuşulmaması. Hani biraz böyle durumu toparlayıp, hani biz yaraları sarabildiğimiz kadar sardık, buyurun hani bundan sonrasını siz üstüne koyun tarzı bir plan vardı. Daha kötü oldu. Aynen, daha kötü oldu. O yüzden o gelecek teknik direktörün de şu anda görüşmeler devam ediyorsa bakışı belki biraz daha olumsuza döndü. Yani olumsuza döndü olabilir ama o çok etkilemez bence teknik adamın artık kararını bu saatten sonra. Yalnız zaman kaybetti Fenerbahçe yine. Hani bir atıyorum inşaatı 3. kata kadar çıkmışken mi bitirmek daha kolay? Yoksa tekrar sıfırdan başlayıp mı bitirmek daha kolay? Biraz o başına geldi Fenerbahçe'nin sanki bu durumda. Hani eski teknik adamdan bir takım devralamayacak. Özgüvenli bir takım. Ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli olan bir takım alamayacak yeni teknik adam. Jesus da olsa, Löw de olsa, Yılmaz Vural da olsa. O da yine sıfırdan başlamak zorunda kalacak. Bu da zaman anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin en değerli şeyi zaman. Artık kimsenin tahammülü yok. Yani bir beraberliğe bile tahammülü yok Fenerbahçe'de. Bu işte dezavantaj oldu.
Şimdi bu kötü durum, peki teknik direktörü sen hani çok etkilemez bu saatten sonra kararın dedin ama bugüne kadar zaten ikna edilememesi, kabul etmemesi de Fenerbahçe'ye çok çok sıcak bakmadığının bence bir göstergesi. Üzerine bu kaos ortamını daha da derinleşmiş görürse ki elbette herhalde takip ediyordur Löw de Jesus da. Eğer görüşmeler devam ediyorsa son duruma bakıyordur fikrini. Bence etkiler gelecek sezon adına. İşler böyle devam ederse ben kabul etmem. Üzerine daha bir de Mart ayında finansal fair play konusu devreye girecek. Daha o bile şu an gündemde değil. Ama Ali Koç bunu paylaşmıştı. Üzerine bir de finansal fair play'den ceza alırsa Fenerbahçe. Şimdi gelmesinin bir anlamı olacak mı Löw'ün ya da Jesus'un? Çünkü bu teknik direktörlerin de çok iyi transfer bütçeleri isteyeceği açık. Transfer yapamayacak belki Fenerbahçe. Üzerine böyle bir kaos. Çok kolay görmüyorum. Bakalım Ali Koç buradan nasıl çıkacak, hep beraber göreceğiz. Birkaç mesaj okuyalım, öyle de reklama gidelim. Mehmet Ünlü, Türkiye hariç tüm ülkelerde yeri geldiğinde 5-6 ay öncesinden yeni hocanın kim olacağı açıklanır. Kimse de bundan gocunmaz ama Türkiye'de devre sırrıymış gibi bu konular çok gizli tutulur. Futbolcular biz kim için oynuyoruz diyordur. Fenerbahçe anlaşmış olsa zaten çoktan açıklardı. Problem burada anlaşamaması ki. Fenerbahçe açıklamak için can atıyor zaten. Can atıyor. Çünkü lig dışından biri gelecek. Bir de lig içinden mesela Ömer Erdoğan'la da anlaştığı sezon sonu bekliyor değil ki. Erol Bulut da onu yaptı. Aslında sezon içi anlaşma oldu. Belki başka adaylara da baktılar ama anlaşma belliydi. Dedikodularını da biraz önüne geçmek için bekletmişlerdi ama burada öyle bir şey yok. Hani Löw de Jesus da niye beklesin? Tam tersi, bir an önce açıklamak ister ama dediği şeyi anlıyorum. Almanya'da lig içinden mesela işte Nagelsmann'ın bir sonraki sezon Bayern'e gideceği çok önceden açıklanmıştı ve bundan kimse gocunmadı. Bunun çok örneği var Almanya içinde özellikle. Ama Türkiye'de durum pek öyle değil. Seyfi Özür Maktepe'nin mesajı da reklama gidelim. Gelecek yılın planlaması geciktikçe Başkan Ali Koç taraftarda kaybetmeye devam ediyor, taraftar nezdinde kaybetmeye devam ediyor. Belki de şu an olumsuz taraftar %80'lere ulaştı. Biraz daha gecikirse sezon başını göremeyebilir demiş. Bir süredir zaten konuşuluyor Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul ama şimdilik Ali Koç'un böyle bir niyeti olmadığı söyleniyor. Üyelerin de bu yönde bir girişimi yok anladığım kadarıyla. Çünkü tüzük gereği olağanüstü kongreye gidilebilir belli bir imzaya ulaşıldığı anda ama şu anda öyle bir durum da yok. Başkan Ali Koç istemezse Fenerbahçe'de herhangi bir olağanüstü seçim olmayacak. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.02 saatlerimiz, telefon hattını açalım. 0212-363-0434... eminim Fenerbahçeli taraftarların, dinleyicilerimizin de bu maçla ilgili ve Fenerbahçe'nin genel gidişatıyla ilgili söyleyecekleri olacaktır. Biz de programın ilk bir saatlik bölümünü bu karşılaşmaya ayırdık. Maçla ilgili ilk dinleyicimize kadar konuşabileceğimiz Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı var. İlk yarıda o da bir pozisyonda kendini yere bıraktı, sonrasında denedi, devam edecek gibi gözüktü ama öyle olmadı. Oyundan çıkmak durumunda kaldı. Ferdi Fenerbahçe adına sezonun en iyilerinden biriydi. İşte Kim Min-jae'yi sayabiliyoruz. Arda Güler yeni yeni sezonun en iyileri arasına girdi. Ferdi'siz Fenerbahçe tabii çok daha kötü oluyor elbette. Onun artık ne kadar sağlardan uzak kalacağı Fenerbahçe'nin durumunda biraz belli edecek. Onunla da ilgili bugün belki resmi açıklama gelecektir. Dinleyicimiz hazırmış. Hemen ona dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, kolay gelsin. İzmir'den Serdar ben. Buyurun. Fenerbahçe taraftarıyım, malum. Evet, bekliyorduk sizi. Evet, kötü günlerimiz. Şöyle birkaç şey söylemek istiyorum. Yani başta Ali Koç Başkan'a üzülüyorum. Yani olmadı, belli artık bu olmayacak. Yani neden bu kadar diretiyor onu da anlamış değilim. Yani baştan bir lafı vardı, istenmediğim yerde durmam. Hani ben taraftar beni istemediği an çeker giderim. Evet, yani bunu taraftar, hissettiğim anda bırakırım gibi bir şey söyledi. Evet, taraftar daha ne yapmalı yani? Mesela tası tarağı toplayıp Ali Koç'un evine falan mı basması lazım artık? Yani taraftar isyan etmiş, tribünler öyle, kimse maça gitmiyor. Ben şahsen Fenerbahçe taraftarıyım. İnanın Dijitürk'üm de var. Fenerbahçe'nin maçlarını izlemiyorum. Çünkü gerçekten bir eziyet ya. Ya bir takım arada sırada her şeyi anladım. Ya
kazayla da olsa bir kötü futbol oynar, iyi futbol oynar. Düzeltiyorum yani. Hani kazayla da olsa iyi futbol oynar yani. Hani dersin ki ya bugün herkes günündeymiş, iyi bir futbol. Ya bir takım hiç mi iyi futbol oynamaz? Ya bu kadar mı kötü bir takım? Ya bu takımın üstünde ne var anlamak mümkün değil yani. Yani sen 50 tane futbolcu almışsın, bir tane sol bekin yok. Hala yani orta sahadan sol bek yaratıyorsun, orta sahadan o kadar çok orta saha var ki takımda yani. Ama bir tane sol bekimiz maalesef yok. Bu nasıl bir profesyonel takım yönetmek, nasıl bir yani CEO çalışması, yani anlamak mümkün değil. Ben gerçekten üzülüyorum. Yani bu takım, koca takım ne hale gelmiş yani. 12 maç kaldı. Deseniz ki Fener bunların ikisini alır mı? Zor. Yani gerçekten çok zor. Anadolu takımların bile bizim üstümüzde futbol oynuyor. Gerçekten üzülüyorum. Yani şöyle bir şey, biz arkadaşlarla aramızda konuşuyoruz yani. Diyoruz ki ya bu akşam bizi çağırsalar, hani alın bir Fenerbahçe forması giyin, çıkın. Para da istemiyoruz, pul da istemiyoruz. Vallahi billahi bunlardan iyi oynarız. Yani ne teknik direktör ne bir şey. En azından koşarız birazcık, deriz ki üstümüzde Fenerbahçe forması var. Ya bu da yok. Ya bir takım kazayla da olsa bir maç olsun ya, iyi bir futbol oynar yani. Siz hatırlıyor musunuz Fenerbahçe'nin? Yani son 10-15 maçına bir geri dönün bakın. Bir tane iyi futbol oynadığı maçı. Varsa bana söyleyin, ben hatırlamıyorum. Doğru. Çok da, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Yani ben Löw diyorlar. Yani Löw'ün de Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda bir temel bozukluğu var. Başkana güven kalmamış belli ki. Yani artık büyük ihtimal Fenerbahçelerin çoğu taraftarın düşüncesi Saadettin Bey'in gelmesi. Büyük ihtimal yani herkesin istediği budur. Ali Koç olmadı. Bence artık daha da fazla kendini yıpratmasına gerek de yok. Hı hı. Yani istenmediğim yerde durmam dedi. Taraftar da istemiyor belli. Bu kadar da sözünü yutmasının bir alemi yok diye düşünüyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ali Bey'e de çok selamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Fenerbahçelilerin ortalama düşüncesi dinleyicimiz gibidir tahmin ediyorum ki. Saadettin Saran'ı da klonlamak gerekecek. Değil mi? Yayın ihalesi. İhaleyi yapacak. Yandan. İhaleyi alması isteniyor. Evet. Fenerbahçe başkanı olması isteniyor. Şimdi bugün evet ihalede ilgili haberler var. Çok çarpıcı haberler var. Hürriyet gazetesinin Tahir Kum'un haberi, işte kulüp başkanlarının işte 1002 değil 12 de verse kabul etmeyin dediği söylenmiş. Hani kulüp başkanları da benzer şekilde düşünüyor. İş çok farklı bir boyuta gidiyor orada. Tabii dinleyicimizin söylemleri, iyi futbol beklentisi Fenerbahçe'de yok. İsmail Kartal döneminde öyle sayabileceğimiz bir maç ya vardır ya yoktur İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'si için. Benzeri Galatasaray'da Torrent için de söyleyebiliriz. İlginç bir durum değil mi? Yani Fenerbahçe'nin geriye dönük maçlarına bakıp iyi oynadığı karşılaşmayı aramak çok garip bir durum değil mi? Şimdi senle burada kafa mı patlatacağız Fenerbahçe hangi maçta iyi oynamıştı diye. Bahsettiğimiz evet. Takım Fenerbahçe. Kadrosu ligin en iyi 2-3 kadrosundan bir tanesi. İmkanları ligin en iyi imkanları. 2 rakibiyle beraber, 3 rakibiyle beraber. Şimdi zaten gariplik, enteresanlık orada başlıyor. Sen geriye dönüp Fenerbahçe hangi maçta iyi oynamıştı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorsun. Şimdi ben de aynı tuzağa düşüp Fenerbahçe'nin oynadığı son maçları açmaya çalışıyorum önümde. Sonra bir anda durdun. Evet, ne yapıyorum ben dedim. Ne yapıyorum dedim. Aklıma bunlar geldi. Yani bu yaptığımız işler garip. Ali Koç mesela geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli oyuncuların içinde bulunduğu psikolojiyi aşamadık. Bu sene de aynı şey başımıza geldi. İşte önümüzü kesecekler mantalitesiyle beraber takım düştü. Ve bunun önüne geçemedik. Mealinde bir açıklaması oldu. Ama Sayın Ali Koç, yani Trabzonspor maçından sonra bütün ortamı hazırlayan sizdiniz. Ve sanki orada Ali Koç başka biriymiş ya da Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi. Şimdi bugün gelinen noktada bunları söyleyebilmesi de bence bir yönetici adına çok büyük bir zafiyet barındırıyor içinde. Yani Fenerbahçe maçından sonra eğer Trabzonspor maçından sonra eğer Fenerbahçeli oyuncular yine bizim önümüzü kesecekler duygusuna kapıldıysa, bunun bir numaralı sorumlusu Fenerbahçe yönetimidir. Kimse kusura bakmasın, Fenerbahçe yönetiminin o hafta yaptıkları kitap olur. Ve ondan sonra Ali Koç diyebiliyor ki biz bu duygunun önüne geçemedik oyuncularda. Peki neden? Yani ben mi megafon verdim Mesut Özil'in eline, Altay'ın eline? Ben mi konuşturdum oyuncuları? Ve sanki Ali Koç orada değilmiş gibi ondan sonra bunu söyleyebiliyor. Önüne geçemedik. Geçemezsiniz, kusura bakmayın böyle davranırsanız. Olmaz, mümkün değil.
yani birçok şey Fenerbahçe'de ne yazık ki Fenerbahçeli taraftarların beklentisinin çok uzağında. Ali Koç'un hala umudu var. Umudu olmasa bu kadar uğraşmaz. Artık o da son kurşununu bu teknik adamla atacak. Orası gün gibi açık. Hı hı. Orada hiçbir şüphe yok. Eğer orta ve uzun vadede ne bekliyorsun diye sorarsan, ki sormasan da ben cevaplayacağım konuyu oraya getiriyorum. Yani. Sormasan da ben cevaplayayım. Tahminim Fenerbahçe yeni sezona böyle güçlü bir teknik adamla başlayacak. Sen hala inanıyor musun böyle güçlü bir teknik, evet, adamı geleceğine? Yani Jesus Löw'den birini bekliyorsun o zaman. Evet, aynen, bekliyorum. O teknik adamla beraber de Fenerbahçe'nin 10 haftada kaderinin çizileceğini düşünüyorum. Eğer beklenen başlangıç olmazsa ne olacak? O kadar para vereceksin. Öyle bir şansı yok artık ya. Bence var. O teknik direktörü getirdiği anda seçim meçim artık hikaye olması lazım. İşler kötü giderse, o teknik adamla da işler istenildiği gibi gitmezse, bence olağanüstü seçim kararı çıkar. Biraz normal giderse, bir şeyler görürse Fenerbahçe taraftarları tabii ki bir şey yapmayacaklardır. Ama o teknik adamla da olmazsa Ali Koç'un artık yapacak bir şey kalmıyor. Ya, ne yapacak? Yani ben şeye takıldım, hala mesela böyle bir teknik direktör getirebileceğini düşünmene, buna inanmana şaşırıyorum. Ben hala o konuyu aşamıyorum. Hani Löw'ün neden gelmek istesin Fenerbahçe'ye? Jesus niye bu ortama gelmek istesin? Hiç anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Gelirlerse de çok şaşırırım. O tarz bir teknik adam da, yani Bilic vesaire değildi. Bahsettiğimiz Jesus, o Löw kalibresinde dediğimiz teknik direktörler. Belki Bielsa gelir. O gelebilir. O çatlak bir isim olduğu için lakabı da Deli. İşleri de kötü gidiyor Leeds United'da. En son 6-0 kaybettiler. Boşa çıkacak büyük ihtimalle. Belki Bielsa olur. Ama onun haricindeki böyle mantıklı teknik direktörlerin hiçbirinin ben bu teklifi kabul edeceğini düşünmüyorum. 8-11, Mert Hakkayandaş'ın dün maç sonu yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu. Onu da hızlıca paylaşayım. Bütün sorumluluk biz oyuncuların, sahaya çıkanlar biziz. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz. Bu kadar pozisyon veremeyiz. Bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz, söyleyeceğim çok şey yok. Utanıyoruz. Bu utanıyoruz kısmı çok konuşulmuş benim anladığım kadarıyla, evet, sosyal medyada. Doğru. Ve açıklamanın ilk kısmında da aslında takım arkadaşlarına üstü kapalı bir eleştiri var. Çünkü dünkü maçta Mert Hakan Yandaş'la ilgili mücadele etmiyor diyemeyiz. Yine maçın bence en çok mücadele eden oyuncularından biri oldu. Zaman zaman o da karşılaşmayı bıraktı. Mesela bir pozisyon gözümün önünde, o ikinci yarının başındaki baskıda ceza sahası içinde topla buluşmuşken Praglı oyuncu, Mert Hakan yakın olmasına rağmen gitmedi, hamle yapmadı. Böyle yorulmuş gibiydi ama sonrasında tekrar o mücadelesini gösterdi. O da belli ki takım arkadaşlarının bu düşük performansından etkileniyor. Onun da modu düşüyor saha içinde. Hani birbirini çok düşüren bir takım. Birbirini yükseltemiyorlar. Ancak hani Arda girdikten sonra belki bir kıpırdanma oluyor Fenerbahçe'de. Çünkü sahada rahatlıkla pas atabileceğin, güvenebileceğin, mücadele eden bir futbolcu var. Onun gibi futbolcu sayısı artarsa aslında takım da birbirini böyle yükseltecek ama şu anda o işte kıvılcım Fenerbahçe'de ilk 11 bazında pek gözükmüyor. Utanıyoruz kelimesi de yine dediğim gibi çok fazla konuşuldu. Hani utanılacak bir durum gerçekten var. Hani az önce söyledik ya, Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir karşılaşma arıyoruz son mücadelelere baktığımızda. Bu tabii ki Fenerbahçeliler için utanılacak bir durum. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8-18 saatlerimiz, Sabah Spor'una devam ediyoruz. Telefon hattımızda açık, 0212-363-0434 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi dinleyicimiz hattımızda olacak. Bir mesaj okuyalım dinleyicimize kadar. Batuhan demiş, size bir soru, genç bir oyuncuyu kaybetmeyelim diyerek 11'e yazmıyorsunuz. Bu oyuncuyu 2-0 gerideyken kurtarıcı olarak mı oyuna sokarsınız? 2-0 öndeyken rahat oynasın, tecrübe kazansın diyerek mi oyunu alırsınız? 0-0 iken almadığınız genci 2-0 gerideyken niye alırsınız diyerek, tabii çok haklı bir soru sormuş, cevabı zaten kendi içinde barındıran bir soru. Dinleyicimize dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, ismim Abdülmecit Eğlenen.
İstanbul Anadolu yakasından arıyorum. Tekstille uğraşıyorum. Yaşım 50. Hı hı. İyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Mümkün olduğu kadar Fenerbahçe'ye şimdiye kadar çok destek oldum. Ama tek ricam, eğer sesinizi duyuyorsa lütfen Ali Koç, Sayın Başkanımız istifa etsin gitsin ya. Yeter artık. Gerçekten heyecanımızı öldürdü. Her şeyimizi öldürdü ya. Hani bu 3 Temmuz olaylarındaki mücadele edenlerin hepsinin kafasını kesti. Neden? Neden? Aykut'u gönderdi, Emre'yi gönderdi, Volkan'ı gönderdi. Bütün takımın ruhunu öldürdü. Neden? Bırakıp gitmesini istiyorum. Yalnız kalacak, yalnız. Burada 2 maç sonra tamamen yalnız kalacak. Destekçisi olmayacak. Yapmazsın ya, takımı bitirdi ya. Fenerbahçe'yi öldürdü ya. Peki. Her hafta Fenerbahçe'nin maçı olacak diye biz heyecanla, takımla, taraftarlar, arkadaşlar hep beraber stada. Ben eşimle, 2 tane kızım var, 2 tane kızımla her hafta giderdim. Ama Ali Koç'tan sonra yok, öldürdü bizi ya. Bu kadar olmaz ya. Yapamıyor, edemiyor. Bıraksın gitsin, bu kadar basit ya. Neden hep Aziz Yıldırım'ın gönderdiği? Ben Aziz Yıldırım'ı savunmuyorum. Aziz Yıldırım'ın gönderdiği hocaların hepsini geri getirdi. Neden? Sebep nedir ya? Ya biz Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlardır. Ali Koç değildir. Ali Koç değildir ki. Takıma bakıyorsun akşam var ya, kahroluyoruz ya. Akşam 1,5 saatlik için abone oluyoruz, bilmem kaç para ödüyoruz ya. 1,5 saatlik için ya. Allah'tan korksun ya, bu kadar olmaz ya. Takımı öldürdü ya. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür üzere. Ediyorum. Barış Ertür'e de, Sayın Barış Ertür'e de sesimi duyurmak istiyorum. Ali Koç, Ali Koç diyordu. Ali Koç'u görsün işte, buyur. Barış Ertür olsaydı yayında ona da söyleyecektim. Ama aha, Ali Koç'u görüyor işte. Ali Koç, Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı vurdular. Ne oldu? Hadi bakalım, Fenerbahçe normal bir Anadolu takımı bile Fenerbahçe'den daha cesaretlidir. İyi günler diliyorum size. Sağ olun, görüşmek üzere. Dinleyicimiz Ali Koç konusunda dertli, istifasını istiyor. Dediğimiz gibi artık bu taraftarın da zaten bir kısmının ortak düşüncesi oldu. Zaten son karşılaşmaların birçoğunda benzer tezahüratlar gördük. İş farklı boyutlara gidiyor. Dünkü maçta pankart açıldı. Ritimli bir Ali Koç istifa, yönetim istifa tezahüratı yapıldı. Bu bir artık alışkanlık haline geldi Fenerbahçe'de. Çünkü bir de iç sahada da üst üste kötü sonuçlar alınıyordu. İşte Slavia Prag maçı, ondan önceki Başakşehir maçı, Adana Demirspor mağlubiyeti, iç sahadaki kötü performans da Fenerbahçe'de protestoları da beraberinde getiriyor. Çünkü deplasmanda yasak var zaten. Bir protesto olma ihtimali yok ama iç saha maçları çok sıkıntılı. Şimdi Fenerbahçe'nin ben fikstürünü okuyacağım. Önünde sadece lig kaldı demiştik. Kasımpaşa deplasmanda olacak bu hafta pazartesi günü Sarı Lacivertli ekip. Sonrasında çok kritik ve protestoların dozunu belirleyecek bir iç saha maçı, Trabzonspor karşılaşması oynanacak Kadıköy'de. Gerçekten çok hayati bir mücadele. Hani bir şampiyonluk maçı değil ama Fenerbahçe'de Ali Koç için, İsmail Kartal için, hatta belki birkaç futbolcu için de son şans olacak bir karşılaşma. Buradan da alınacak kötü bir sonuç işleri çok farklı bir noktaya götürebilir. Sonrasında Alanyaspor deplasmanı var. Konyaspor içeride. Kayserispor deplasman, Galatasaray derbisi yine içeride, tıpkı Trabzonspor gibi. Göztepe maçı, hani fikstür de gerçekten Fenerbahçe'ye pek kolaylık sağlamıyor diyelim. Bakınca aslında birçok takım ligin altında da olsa, üstünde de olsa zor rakipmiş gibi geliyor bana şu anda. Her takım için geçerli bu. Böyle bir noktaya geldik. Şimdi bir dinleyicimiz daha var. Ona dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Alo, günaydın. Merhaba. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Adım Musa Küçük. Anadolu yakasını arıyorum, İstanbul Anadolu yakası. Fenerbahçe taraftarıyım. Yaşım 52, özel bir sektörde operasyon sorumlusu olarak çalışıyorum. Şimdi arkadaş, şurada az önce bir arkadaş abi çıktı, işte Ali Koç gitsin, Ali Koç gitsin diye bağlandı da, yani
Ali Koç gitsin diyor ama arkadaşa şöyle demek istiyorum. Yani bütün bir futbolu biz biliyoruz. Başka kimse bilmiyor herhalde. Yani Ali Koç ne yapsın? Şimdi kaynaşır fair play var. Harcama yapamıyor. İşte geliyor teknik direktör. Bunları alacaksınız diyorlar. Bu kadar harcama yapacaksınız diyorlar. Bunları yapıyor, harcama yapıyorlar. Bu alıyor, getiriyor ama tutmuyor. Bunda yapabilecek bir şey yok ki. Sadece Fenerbahçe değil ki. Yani bütün takımlar aynı. Galatasaray ortada, Beşiktaş ortada, Trabzon biraz kendini düzeltti. Ama sadece bunu Ali Koç'a bağlamak bence çok yanlış bir düşünce. Yani burada futbolcuların da çok suçu var bence. Yani futbol işçiliğinin de bir suçu var. Biz sadece biz biliyoruz futbolu. Başka kimse bilmiyor. Hep onun derdindeyiz. Birisini getiriyor, onu eleştiriyorlar. Olmaz böyle, gitmesi gerekiyor. Ersin Yanal'ı getiriyorlar, işte olmaz, gitmesi gerekiyor. Öbürünü getiriyorlar, Emre Belözoğlu olacak, Emre Belözoğlu'yla mı devam edeceğiz? Yok o gelecek, bu gelecek. Yani bunları bıraksınlar arkadaşlar. Yani bıraksınlar da bir adam düzgün bir yönetsin yani. Her şeyi eleştiriyorlar. Yok o olmaz, yok bu olmaz. Aziz Yıldırım'ı zamanında böyle mi gidiyorlar? Aziz Yıldırım zamanında istediğini alıyordu, istediği gibi para harcıyordu. Şimdi öyle para harcayamıyor ki. Kulübün borcu var. Bazı taraftarlar da çıkıyor diyor ki ben kulübün borcunu düşünmem, işte şeyi düşünüyorum. Yani ben başarıyı düşünüyorum. Ya kardeşim başarıyı düşünüyorsun da ya borç var, nasıl başarı olsun ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben kulübün borcunu düşünmüyorum. Sen nasıl taraftarsın ya? Ya ben var ya artık bunlara bir şey diyecek bir şeyim bulmuyor. Söylüyorum anlamıyorlar. Yok biz başarıdan yanayız. Yok biz bilmem onu yapmamız lazım. İşte Ali Koç gidiyor gitsin. Ali Koç istifa edecek, gidecekse bitsin. Yani istifa etsin gitsin. Kim gelecek? Aynı şeyi yapacaklar. Yani burada para harcayamıyorsun ki, borç var. Bitmesi lazım bu borcun. Avrupa'ya da gidemiyorsun artık. Avrupa'dan da para gelmiyor. Ne yapacaksın? Rahat bıraksınlar ya. Rahat bıraksınlar da bir kafasına göre bir planını uydursun. Yani bir düzene soksun. Peki. Demek istediklerim bu. Teşekkür ederim. Sağ olun Musa Bey. Görüşmek üzere. Sabah bayağı bir... Estağfurullah. İstemezsin. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Olabilir. Farklı düşünceler var. Fenerbahçe içerisinde de gördüğünüz gibi. Hani herkes Ali Koç istifa diye düşünmüyor. Dinleyicimizin görüşü de farklı. Yalnız ona karşı çıkacağım nokta, hani bırakın da bir adam kendi işini yapsın. Hani Ersun Yanal'ı getirdi, laf ettik. İşte Pereira geldi, Emre Belözoğlu vesaire. Burada da aslında yine başkana dönmüyor mu iş? Yani bu kadar eleştiri gelebilir. Olabilir yani bu Türk futbolunda böyle, bunu bilerek zaten kulüp başkanları geliyor olması lazım ama bundan etkilenmeden devam etmesi de o mesajı vermesi gereken de yine başkan. Eğer gerçekten Pereira'yla düşünmek, devam etmeyi düşünüyorsa idi, bunu daha farklı şekilde kamuoyunda paylaşabilirdi. Futbolcuya o mesajı çok net bir şekilde verebilirdi ama kendi de demek ki ya etkileniyor ya da zaten devam etmek istemiyordu. Ersun Yanal için de aynısı geçerli. Getirdiği birçok teknik adam için yine aynısı geçerli. İşini başkan Ali Koç'la bitiyor. Burada bir de Ali Koç Fenerbahçe başkanı olduğu sırada ve ilk döneminde vaat ettiklerinin tam tersini yapan bir profil haline geldi. O yüzden bu kadar çok eleştiriyor. Tabii yani de. Şimdi insanların tepkisi o yüzden Ali Koç'a yöneldi. Mesela İsmail Kartal'a tepki gösteren var mı? Yok şu an. Ben varım bir tek. Kendi halimde. Yok vardı İsmail Kartal'a kendi da. Kendi halimde muhalefet ediyorum. Oyuncular tepki almaya başladı ama asıl tepki Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine. Yani onun da belli sebepleri var. Bir birikmişlik var. 4 sene boyunca Ali Koç'un söyledikleri ve yaptıklarını alt alta yazarsanız o zaman insanların tepkisini daha rahat anlayabilirsiniz. Bir de hani Aziz Yıldırım rahattı. İstediği gibi para harcıyordu. Doğru. Ama Ali Koç da para harcama konusunda, evet, yani para harcama konusunda öyle frene basan bir başkan olmadı. Her sene yeni takım kurdu neredeyse. Evet ve çok ciddi transferler yaptı Fenerbahçe. Çok ciddi rakamlar harcadı Fenerbahçe. Yani şimdi Ali Koç eli kolu bağlı bir başkan değil. Evet, finansal fair play var ama finansal fair play çerçevesi içerisinde bile Fenerbahçe Türkiye'deki belki birçok kulüpten daha fazla transfer yapıp daha fazla para harcadı. Ya bu sezon da öyle. Evet, hani bunları görmezden gelip Ali Koç hani bırakın rahat işini yapsın. Ali Koç olmasa, o başkanın adı Ali Koç olmasa zaten çoktan gitmişti. İşte Burak Elmas olunca o başkanın adı, profili, geçmişi Ali Koç kadar olmayınca işte 6 ayda gönderilmesi beklenen bir başkan oluyor ya da gitmesi istenen bir başkan oluyor. Ali Koç ismiyle dediğin gibi bu kadar uzun yıllar kredi sağladı. Hatta
belki gereğinden fazla bile teveccüh gördü bu son dönemi için konuşacak olursak. Sen az önce ben fikstürü saydım. Onunla ilgili bir şey ilave edecek gibiydin. Ali abi dinleyicimiz araya girdi. Yo, o da aslında herkesin aklındaki şey. Sen söylerken benim de aklıma geldi. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, hatta zaman zaman Beşiktaş için fikstüre bakıp ya bu takım hangi maçı kazanabilir ki düşüncesi de bence kulüpler için çok acı bir tablo. Bugün gelinen noktada yani bu yaptığını Galatasaray için de yaptı insanlar. Evet. Fikstüre bakıyorsun ya hangi maçı kazanır acaba diyor. Yani 7 tane maç saymışsın orada. Şu maçı belki kazanır diyorsun. İşte Beşiktaşlılar da 3 aşağı 5 yukarı aynı hissiyatta. Bakıyorsun üst üste yazılan karşılaşmalarda 3 büyük kulüpler hangi maçı kazanır? İşte zaten o yüzden 14 hafta sonra ilk kez 4 büyükler aynı anda. 4 büyükler 4, mi 3 büyükler mi? 4 büyükler benim. 4 büyükler mi? Evet. 3 büyükler de olabilir. İşte beraber maç kazandılar. Yani bu sezon 2 kere oldu. Öyle mi? 3. oldu. 3. mu oldu? 1 8 ve bu hafta işte 26 haftada 3 kere aynı hafta aynen maç kazanabilirler. Tablo ortada. İşte tekrar bakıyorum Fenerbahçe'ye. Hani Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konya, Kayseri, Galatasaray, Göztepe. Sonrasında Rize'yi saymadım. Gaziantep. Hani Gaziantep mesela ligin sondan 3. haftası, 4. haftası maç. Hani ligde kalmayı garantilemiştir. Hani çok zor bir maç olmaz ama sonra bir de bir Beşiktaş derbisi var. Vodafone'a gidecek. Sarı lacivertler. Karagümrük nispeten kolay geçebilir. Yeni Malatya son hafta. Hani son 4 haftanın 3'ü kolay gözüküyor Fenerbahçe açısından ama oraya gelene kadar da baya bir hırpalanacak fikstür var. Bir de iç sahada önce Trabzon, sonra Konya, sonra Galatasaray. İç saha maçları da öyle kolay karşılaşmalar değil. Bakalım buradan sarı lacivertler nasıl çıkacak. Halil Demir birkaç mesaj okuyayım reklama gitmeden. Fenerbahçeliler Löw'ü istiyorlar da unutmasınlar ki Löw'ü de Aziz Yıldırım gönderdiği hocalardan biridir demiş. Löw o dönem 90 kaçtı? 99. 99 tabi Aziz Yıldırım 98'de seçildi. 98-99. O dönem göndermişti. Evet aslında İsmail Kartal, Pereira, Ersun Yanal 3 teknik direktör yani Aziz Yıldırım döneminde de çalışıp Ali Koç'un getirdiği. Bu da 4. olacak. Güzel bir detay. Ben daha önce bu açıdan bakan bir dinleyici görmemiştim açıkçası. Onu paylaşmış. Yalnız tabii hani o zamanki Löw'le Löw'ün şimdi geldiği nokta çok farklı. O zaman umut vadeden bir teknik adam. İsmi olan bir teknik adam değil. Tabii. Löw. Ondan sonraki kariyer süreci çok farklı noktaya gitti. Yani Alman milli takımında en uzun süre görev almış teknik adam olmak çok büyük bir onur. Almanya dünyanın en başarılı futbol ülkesi Brezilya ile beraber. Hı hı. Siz o milli takımda en fazla görev almış, en uzun süre kalmış teknik direktörsünüz artık. Hani Löw şu an o anki dönemiyle çok farklı. O yüzden diğer örneklerden bence bu haliyle bile biraz sıyrılıyor. Aynen öyle. Evet 8.31 bir aramız daha var. Araya gidelim. Aradan sonra yine telefon attığımız açık olacak. Tabii ağırlıklı olarak bugün Fenerbahçe dinleyicilerimiz bağlanıyor ama tabii ki hattımız bütün takım taraftarlarına açık. Dileyen Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Konya Sporlusu da bağlanabilir. İlk dinleyicimizden sonra da Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini biraz konuşalım istiyorum. Çünkü onlar da dün belli oldu. Bayağı zorlu rakipler Galatasaray'ı bekliyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.38 saatlerimiz, dinleyicimiz var yine attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkürler. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Yaşım 54. Ankara'dan arıyorum. Teşekkürler. Ben dünkü maçla alakalı biraz görüşlerimi ileteceğim. Tabii. Ben İsmail Hoca geldikten itibaren belki birçok Fenerbahçeli'nin olduğu gibi benim de İsmail Hoca'ya karşı bir sevgim, sempatim var. En azından bir önceki Fenerbahçe'de yaptığı hocalıkta biliyorsunuz Rize'deki bir dönüşte otobüsün kurşunlanması olmasa yabancı futbolcuların tedirginliği ve takıma yarattığı o psikolojik baskıyla biz sanırım bir maçla şampiyonluğu kaçırdık İsmail Hoca'yla. İkinci olduk o dönem. Ben İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de başarılı olmasını bekleyenlerdendim. Fakat takım
öyle bir hale geldi ki maalesef İsmail Hoca da toparlayamadı. Bana sorarsanız mevcut bu kadro bu futbolu hak etmiyor aslında. Yani bunun çok daha iyisini oynayabilecek bir kadro. Ama sezon başında yapılan hatalar ve üst üste alınan kötü sonuçlarla takımın kimyası bozuldu, özgüveni kayboldu vesaire vesaire gibi sıralayabiliriz. Ben burada ben de bir işletmeciyim. Ali abi, yaklaşık 50 küsur fazla çalışanımız var ve ben bir işletmedeki nasıl başarı en baştaki kişiden sorumlu oluyorsa, ben burada da en büyük hatayı Sayın Ali Koç'a veriyorum. Ben 7 yaşından itibaren iyi bir Fenerbahçeliyim. 54 yaşındayım ve çok uzun yıllardır birçok maçını kaçırmadan, zaman zaman İstanbul'a da gittiğim çok olmuştur ama televizyondan sürekli takip ederim, ama ben bu kadar Fenerbahçe'nin pasif ve ezik oynadığı bir maçı da inanın hatırlamıyorum. Yani dünkü maç sanırım bir 10-12 tane gol pozisyonu verdik net. 3 tane yedik. Turu kesinlikle hak etmedik. Bununla birlikte ben belki zaman zaman programlarınıza bağlandım. Sizden sonraki programda da bağlandığında Aygün abinin programına, onda da görüşlerimi bilirsin. Sayın Ali Koç Başkan, maalesef yani Koç Holding'de bu şekilde bir yönetim gösterse herhalde çoktan atılırdı. Fenerbahçe'deki 4 yılı olağanüstü başarısı. Yani ben artık söz bulamıyorum. Sosyal medyadan da Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. Ali Koç istifa, Fenerbahçe şampiyon demelerini istiyorum. Çünkü Ali Koç'un artık Fenerbahçe'ye verebileceği tek bir hizmet dahi kalmamıştır. Ha, yapabileceği tek bir hizmet var. İstifa etmek. Peki. İstifa etmek de bir erdemliktir, bir büyüklüktür. Hı. Yani Fenerbahçe'ye hizmeti etmek istiyorsa ve Fenerbahçe'yi seviyorsa derhal bırakıp gitsin. Derhal bırakıp gitsin. Biz Fenerbahçeli olarak Ali Koç'un bir gün dahi, bir saat dahi takımda kalmasını istemiyoruz zaten. Peki. Yani sizin de bu konuda zaman zaman Ali Koç'a destek verir bir açıklamalarınızı bazen duyuyorum ama bence bu desteği hiç hak etmiyor. Radyo Spor ailesi olarak da sizlere de ben bu konuda ufak bir eleştiride bulunayım. Hatalarını elbette söylüyorsunuz ama 4. yılını dolduran ve Fenerbahçe'de bir geçmişi olan, hani tecrübesiz falan değil Ali Koç, önceki yönetimlerde yer almış ve başkan seçilmiş. Çok büyük bir oyla başkan seçilmiş. Bakın Burak Elmas geldi, adamı 6 ayda yerin dibine soktular. Yani bir iki kötü sonuç daha alsa Burak Elmas kongreye gidecek. Ama Fenerbahçe'de ben başkanı anlayamıyorum. Dünkü statta da en çok beğendiğim iki olay vardı. Birisi Arda Güler'in performansı, İkincisi de tribünde yazılı olan, benim içimi acıtan Ali Koç Başkan Fenerbahçe Perişan yazısı Ali Koç'a çok yakıştı. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, görüşlerinizi dile getirdiniz konuyla ilgili. Hani bizim de Ali Koç'la ilgili düşüncelerimizi söyledi ama hani tam hangi programı, hangi kişiyi dinlediğini de ben çok anlamadığını düşünüyorum dinleyicimizin. Hani benim de görüşüm Ali Koç'la ilgili çok net bir süredir. Zaten yakından takip edenler biliyor. Ali abinin de, Barış abinin de düşünceleri belli, onu söyleyelim. Artık Fenerbahçe'yle ilgili hani ekleyeceğimiz bir şey kalmadı. Zaten dinleyicilerimiz yani düşüncelerini söylediler. Şimdi Galatasaray'a geçmek istiyorum, Ali abi ekleyeceğim bir şey tabii ki yoksa. Dün Avrupa Ligi'nde playoff turu bitti. Konferans Ligi'nde olduğu gibi. Galatasaray çok zorlu bir kura bekliyor bugün. Yani kestirmeden söyleyelim. Çünkü şimdi takımları okuyacağım. Birbirinden zorlu. Atalanta, Porto, ki Porto şu anda Portekiz Ligi'nin açık ara. Açık ara hani 6 puan farklı diyelim, lideri Sporting'in önünde. Sevilla,
La Liga'da Real Madrid'in en yakın takipçisi. Atalanta da bu arada Serie A'nın 5.'si. Juventus'ta puan farkı 3, bir maç eksik. Hani ilk 4'ün yine en güçlü adaylarından biri. Ki son yılların Şampiyonlar Ligi'ndeki gedikli takımlarından, artık sürekli mücadele eden takımlarından biri. Leipzig zaten Red Bull organizasyonunun bir numaralı takımı. Bundesliga'da bu sezon pek iyi işler yapmadılar ama ilk dördünde içinde şimdilik yer alıyorlar değil mi, ucu ucuna da olsa. Bir de mesela hani Leipzig iç sahada yenemiyor Sociedad'ı. Gidiyor San Sebastian'da deplasmanda farklı galip gelip kazanabiliyor. Yani şey de bir takım. Her anlamda ters de bir takım. Evet, şimdi okuyacağım takım Glasgow Rangers. Bir önceki sezon Galatasaray'la olan eşleşmesinde neler yaptığını hatırlayacağınız. Ve öyle o dönemden çok geriye giden de bir takım değil. Ki görece zayıf gözüken takımlardan biri bu turdaki. Barcelona, onlar da ilk maçta Camp Nou'da 1-1 beraber kaldıktan sonra Napoli deplasmanından çok iyi bir oyun anladığım kadarıyla 4-2 kazanarak çıktı. Çok, aynen öyle. Çok beğenildi Barcelona'nın oyunu. Evet, inanılmaz. Hani Xavi'ye övgüler yağdırıldı. Xavi, Frenkie de Jong'a galiba övgüler yağdırmış maçtan sonra. Alba attı gollerden birini. De Jong, Pique ve Aubameyang'tan geldi. Dominant bir oyunla kazandıkları söyleniyor. Onlar da ritim tutturduklarında çok tehlikeli bir takım. Real Betis, onlar da şu anda İspanya Liga'da Sevilla'nın arkasından 3. olan takım. Barcelona ve Atletico Madrid'in önünde lig performansı olarak. Ve yine görece zayıf gözüken bir başka takım Braga, ki o da Avrupa Kupalarında temsilcilerimize ters gelen takımlardan biri. Gördüğünüz gibi Galatasaray için öyle kolay bir lokma yok. Zaten aslında doğru soru ya da doğru yorum kolay lokma olup olmadığı değil. Bizim için zaten kolay gözüken takımlarında aslında bizden çok daha iyi takım olduklarını Slavia Prag eşleşmesiyle de gördük. O yüzden buradaki takımların hepsi bence Galatasaray karşısında sahaya net favori olarak çıkacaklar desem çok yanlış bir yorum yapmış olur muyum? Galatasaray'ın ilk grup aşamasındaki performansı evet çok iyiydi ama gelinen noktada o performansı da devam ettiremeyeceğini birçok kişi gibi ben de düşünüyorum. Tabii Avrupa Kupalarında havayı yakaladıktan sonra grup karşılaşmaları görece daha yakın tarihlerde oynandığı için o havayı devam ettirebiliyorsunuz. Ama sezonun gidişatıyla beraber grup aşamasından sonra takımlar daha kötü ya da daha iyi durumda da olabiliyorlar. Yani grupta zorlanan bir ekip ondan sonra havasını bulduğunda eleme turlarında daha başarılı olabiliyor. O anki form durumu yine belirleyici olabiliyor. Çünkü mesela sen bu takımları sayarken farz et ki bu takımlar birbirleriyle eşleşecek. Bu takımları birbirlerinden ayırmak da çok kolay olmuyor. Güçler, güç dengeleri yakın oluyor. Dolayısıyla birçok tabii farklı nokta var ama Galatasaray'ın Eylül-Aralık dönemindeki havasında olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte onu söyleyemiyoruz. Bu en büyük problem. İşte Slavia Prag çıktığı zaman gözümüzü çok korkutmayan bir eleme turu rakibi oldu. İyi takım olduğunu biliyorduk ama ya hani eyvah Slavia Prag denmedi. Slavia Prag çok tehlikeli, iyi işler yaptı, dikkat etmek gerekir gibi şeyler söylendi. Daha temkinli konuşuldu. Şimdi bu takımlardan çoğu Slavia Prag'ında kadro kalitesi olarak önünde ekipler. Organizasyon olarak da yine aynı şeyler söylenebilir. En azından hepsinin bizim ligdeki takımlara göre, Galatasaray'a göre daha organize olduğu söylenebilir. Zaten asıl problem de orada çıkıyor. Şimdi burada psikolojik olarak tabii seni zorlayacak Barcelona gibi bir takım var. Onun dışında Braga psikolojik olarak belki üstünlük sağlayabileceğim bir ekip. Hatta iki karşılaşma 180 dakika sonunda eleyebileceğim bir takım olarak gözüküyor. Ama onun dışındaki her ekip çok birbirinden ayıramıyorum ben. Yani çok zor ya Ali abi. Hani Barcelona'yı şey olur ya, ihalelerde en iyi teklifle en kötü teklifi atarlar. Aradakilerden bir tanesini seçerler. Hani Barcelona'ya atmak isterim ben burada. Psikolojik olarak söylüyorum bunu. Braga'da çok şans olur. 8'de 1 Galatasaray onu alabilirse şans olur. Ama onun dışındaki takımların hepsi bence bize oldukça zorlar. Şimdi Leipzig deyince hani organizasyon olarak, fizik, kondisyon olarak çok daha önümüzdeler. Atalanta çok korkutucu, çok
geniş de bir rotasyon olan takım, hani yedek kadrosu bile hani derler yani Serie A'da şampiyonla oynar, o derece bir rotasyonu var. Porto bir de mesela tempo da hiç istemeyeceği tempo değil mi? Evet, tempo olarak da bizden çok daha önde bu takımların hepsi. Hani Betis bile zayıf gözüken ama işte söyledim az önce La Liga'nın üçüncüsünden bahsediyoruz. Onlar da çok iyi. Gerçekten saat 14'teki kura çekiminde Galatasaray'ın işi bir aydı zor. Bugün hat-trick saatinde Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Şunu da ekleyelim. Maçlar da hemen öyle çok uzak değil. 10 Mart. Evet. İlk karşılaşma. Rövanş 17 Mart hemen akabinde. Buradaki playoff turundaki gibi arda arda oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde araya 2 haftalık bir boşluk giriyor ama Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde böyle bir durum yok. İşte UEFA çok önem verdiği için bu kupalara diyelim böyle bir fikstür ayarlamış. Biz mesela Konferans Ligi'nde var yoktu değil mi? Evet. İlk pozisyon da gollerden birinde değil mi? Ufak bir offside var mı yok mu tartışması vardı. Gerçi sanki yok gibiydi. VAR'dan da dönmezdi o pozisyon. Ama bundan sonra da işleri varsız devam ettirmek durumundalar. 10-17 Mart dedik. Bugün 14'te kura çekimi yapılacak. Seri başı olarak da onları da söyleyelim. Tabii. Galatasaray muhtemel rakiplerini söyledik. Galatasaray'la birlikte seri başı olarak Lyon, Monaco, Frankfurt, Bayer Leverkusen, West Ham United, Kızılyıldız ve Spartak Moskova yer alacak. Sanki seri başı olmayan takımların yer aldığı 8 ekiplik torba daha güçlü gibi gözüküyor. Aynen öyle. Seri başlar. Çok net, çok net şekilde şimdi hani Lyon, Monaco, Frankfurt, Leverkusen hani hiç hani Braga... Kızılyıldız, Spartak Moskova. Bu arada Spartak Moskova maçları nerede oynanacak acaba? Ya evet, çok zor bir iş şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte. Bütün dengeler değişti. Herkes olağanüstü toplanıyor. İşte Euroleague'de karşılaşmalar iptal edildi. Rus takımlarıyla olan. UEFA bugün acil koduyla toplanacak. Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'da oynanacaktı. O değiştirilecek. Dün haberi geldi. Associated Press'in özel haberi. Bugün de resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ve dediğin gibi Spartak-Moskova maçları. Nerede oynanacak? Üzerine bir de oynanacak mı? Oynanacak mı? Bir de Mart'ta da Dünya Kupası eleme karşılaşmaları var. Evet. Rusya'nın potansiyel rakipleri de dün ortak bir açıklama yaptılar maçla alakalı olarak. Gerçekten FIFA'nın, UEFA'nın, Euroleague yönetiminin, bütün spor federasyonlarının Rusya'nın içinde bulunduğu, takımların içinde bulunduğu federasyonlar acil bir şekilde toplanıyorlar. Ve çok radikal kararlar almak durumundalar. Onu da zaman gösterecek, biz de yakından takip ediyoruz. Bakayım eşleşmeyle ilgili. Konferans Ligi'nin kura çekimi 15'te. Artık pek ilgimiz kalmadı. Evet, ben o yüzden onu paylaşmadım. Onu da söyleyelim. Bilgi olarak söyledim ben. Şöyle, son 16 turunda eğer turu geçebilirse Galatasaray 1.2 milyon euroluk bir galibiyet primi olacak. Çeyrek final için 1.8 milyon euro, yarı final için 2.8 milyon ve final için 4 milyon 600 bin euro. Şampiyon olursa da yine 4 milyon euro kazanacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne göre tabii ki görece düşük ama İyi euro paramış. Cinsi olduğu için Galatasaray için, bizim Türk takımları için çok önemli paralar bunlar. Bir de bu arayı bitirmeden önce ülke puanından yine hızlıca bahsedeyim. Hatırlayacaksınız, bu playofflar öncesi biz 15. sıradaydık ülke puanında. Ama şu anda 2 maç sonrasında 2 mağlubiyetle beraber ve direkt rakibimiz Çekya'da kaybettiğimiz için 19. basamağa kadar geriledik. Puanlar çok yakın. Biz 26.9 puandayız. 15. yani bizim yerimize gelen Yunanistan 27.2 puanda. Yani 0.3'lük bir marj. Böyle tek maçta ya da iki maçta da kapanabilecek bir marj. Onun arkasından Çekya geliyor aynı puanda 27.2. Hırvatistan yine bizi geçen ülkelerden 27.15. Danimarka var önümüzde 26.975 ve biz 26.9. Arkamızda da 26.375'te Kıbrıs var. Güney Kıbrıs ve Norveç 26 puanla. Sen puanları söyleyince hiçbir şey anlamadım ama 19. olduğumuzu biliyorum. Evet, yakın işte puanlar, o yüzden söyledim. Çok yakın olduğu için söyledim. Yani Galatasaray'ın olası, ki çok zor gözüküyor eşleşmelerle birlikte, ama olası iyi sonuçlarıyla tekrar kendimizi 15. basamağa atabiliriz ama... Peki asıl şey yapmadık seninle. Tamam, amasını sen tamamla. Yok, kafam gitti. Ama ne diyecektim? Ama kendimizi zor üst basamağa atabiliriz dedin. Evet, ama dedi, devam eden
takımlardan bahsedeceğiz. Devam eden takımlar var önümüzde. Mesela Hırvatistan'ın kalmadı. O bir avantaj. Sıfır takım var. Ama Danimarka'nın, Çekya'nın ve Yunanistan da tıpkı bizim gibi bir ter takımla devam edecekler. Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini söyledik de kimi istediğin ya da kimi hissettiğini konuşmadık. Mesela bu 8 rakip içerisinde aklından içinden geçen, yani şununla eşleşir ama bunu isterim dediğin var mı? Şöyle, ben genelde şöyle bakıyorum bu eşleşmelere. Türkiye'de izlemek istediğim takım mı söylüyorum? O zaman Braga diyorsun. Yok. Braga'yı en son istiyorum. Braga'yı dediğin o diğer sorunun cevabı olarak. Keşke hani Braga herkes gelse. Herkes bir gözünü Braga'ya kestirdi. Evet, kolay rakip olduğu için Braga derim ama böyle Türkiye'ye gelmişken de böyle dünya gözüyle bir izleyelim dediğim Barcelona vardı Messi dolayısıyla, ama Messi gitti. Şimdi o yüzden Barcelona, böyle keşke Barcelona gelse demiyorum. Atalanta'ya ben çok daha yakınım. Atalanta'ya. Evet, ben Atalanta. Yani burada Leipzig'i de çok seviyorum. Barcelona'yı da seviyorum tabii ki. Bu üç takımdan biri gelirse mutlu olurum. Futbol sever olarak mutlu olurum. Ama Atalanta'yı da bu üç takım arasında da birinci sıraya. Leipzig gelirse Salzburg bağından dolayı büyük ihtimalle 3-4 kişi senin evde kalır zaten. Yani öyle olur diye düşünüyorum ben. Beni de gelmişken Leipzig. Almanya'da ağırlamak isteyebilirler. Evet, ben de Barcelona çıkmasın diyorum. Barcelona beni korkutuyor açıkçası. İsmi bile değil mi? Evet, ismi korkutuyor. Bir de biraz da kendilerini buldular. Onun dışında peki izlemek istediğin böyle Türkiye'ye gelip hani benim gibi düşünsen mesela kimi istersin? Ya aslında sen güzel söyledin. Yani Atalanta, biraz da belki Leipzig diyebiliriz. O takımları izlemek keyifli oluyor oyunlarıyla beraber. Diğer tarafta Porto, Sevilla, Real Betis gibi hani takımların 3 aşağı 5 yukarı nasıl oynayacağını tahmin ettiğin için öyle çok fazla büyük bir heyecan yaratmıyor bende, ama Atalanta ile Leipzig burada oyun olarak hani tempo olarak ayrıldıkları anda onları bir de canlı izlemek, o farkı saha içerisinde görmek ciddi anlamda insanı etkiliyor. Ama bizi zorlarlar. Çok çok zorlarlar. Bizi zorlarlar. O yüzden Braga'yı gözümüze kestirelim. Barcelona'dan da uzak duralım gibi bir yaklaşımla kura çekimini bekleyelim 14'e kadar. Dün bu arada Atalanta demişken de Malinovski, Atalanta'nın Ukraynalı futbolcusu, 2 gol kaydetti karşılaşmada ve o da birçok futbolcu, birçok taraftar, kulüp gibi Ukrayna'da savaş hayır yazılı bir tişörtle mesajını verdi tüm dünyaya. Dün birçok Ukraynalı'dan benzer mesajlar gördük. Hatta Ruslardan bile gördük. Sonuçta Rusya bir savaş başlattı Ukrayna'ya karşı, ama her Rus bu savaşı destekliyor değil. Sonuçta onların da karşı çıkanları var. Hatta Rusya'da da sokaklarda protestolar olduğu haberlerini dün gördük. Mesela Fedor Smolov, yine önemli bir isim, milli takım oyuncusu, savaş hayır diyen, bunu sosyal medyasından çok açık yüreklilikle paylaşan bir futbolcuydu. Onu da karıştırmayalım. Şimdi hani Rusya savaş başlattı, bütün Ruslar kötüdür, hepsi savaşı destekliyordur diye bir şey yok. Herkesin düşüncesi farklı olabilir bu konuda. Bizde çünkü böyle tek tipleştirme oluyor bu tarz durumlarda. Hani Ukraynalılar mağdur, Ruslar kötü gibi. Bunu da ayırt etmek lazım. En güzel örneğini de Fedor Smolov verdi bana kalırsa. Ara vaktimiz yine 2-3 dakikalık bir aramız olacak. Sonrasında saat başıyla buradayız. Telefon hattımız da açık. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...9.04 saatlerimiz devam ediyoruz. Telefon hattımız açık, 0212 363 04 34. Birkaç mesaj okuyalım dinleyicimize kadar. Ümit Koşar, sadece sistem değil, fizik olarak da çok kötüyüz. Fenerbahçe olarak da bir bunu söylüyor. Topun olduğu yerde sürekli 3 Praglı oyuncu vardı. Bu dehşet, kondisyon ister demiş. Evet, ben de programın girişinde maçı konuşurken buna vurgu yapmıştım. Yani Fenerbahçeli futbolcular nefes alamadılar. Çok sinir bozucu bir takım Slavia Prag. Özellikle bu pres, işte rakibe yakın olma konusunda. Bu da tabii ki dediği gibi çok iyi bir kondisyon istiyor. Ümit Yıldızeli, Saran Grup Süper Lig'in yayın ihalesini alırsa Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığından vazgeçer mi sizce diye bir soru sormuş. Dün benzer bir soru geldi. Barış abi de yayında cevapladı. Barış abinin düşüncesi, tabii Saadettin Bey adına konuşmuyor ama Barış abi Fenerbahçe başkan adaylığından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor, ama dün de söyledi ısrarla. Bu kendi düşüncesi, Saadettin Bey'in kararı, eğer böyle bir durum söz konusu olursa o onu bağlar diyelim ve dinleyicimize dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın, buyurun, tanıyorum sizi. Mert Bey, İmdat, ben İstanbul'dan arıyorum. Çerçek sürücüsüyüm ben.
57 yaşındayım. Ben Galatasaray taraftarıyım. Konularla ilgili de bir şeyler ben söylemek istiyorum. Uzun zamandır bağlanmadım ben. Şimdi bağlanmamamın sebebi de bağlanan arkadaşlarımız bizden daha, benden daha doğrusu bize şeyler konuştukları için hissetmiyordum. Bağlanma gereği duymuyordum. Şimdi Galatasaraylı olarak bir kulübün kendi Galatasaray ne sistemden oynadığını vallahi ben bilmiyorum. Siz Ali Bey biliyor musunuz? Galatasaray'ın sistemi nedir? 3-5-2 midir? 4-4-2 midir? Şimdi Galatasaray Spor Kulübü kendine göre bir hoca mı arıyor? Bir hoca getirdiği zaman kulübe göre mi hoca alıyor? Her gelen bir hoca geldi, uzun zamandır Fatih Terim çalışıyor ama Fatih Terim hocamız, ben de seviyorum Fatih Terim'i, fakat Fatih Terim 4 sezonda dünyaca futbolcu aldı. Ben şu an her sene yaklaşık 8-10 tane futbolcu almayla, bu nerede kaldı bu Fatih Terim'in sistemi, kulübün sistemi, bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum, yani biraz da ne kadar epeydir bağlanıyorum ama yine de heyecan var sizin karşınızda. Estağfurullah, ya, buyurun. Geçen sene Mustafa Cengiz döneminde 1-2 golle şampiyonluğu kaybettik biz. O dönem bugün 2-2 golle şampiyon kaybetmiş bir kulüp, bana göre önümüzdeki sezona 2 tane en fazla 3 tane taktiğiyle şampiyonluğu oynayacak bir takım kurması gerekirken 11 tane yakın bir futbolcu alıyorsun. Nerede kaldı bir Fatih Terim'in sistemi? Sistem mi var böyle? Artık inansınlar, bu bağlanan arkadaşlar bu kadar üzülmelerine gerek yok. Artık futbol bu. Anadolu takımları güçlenmiş. Bu sayede her şehrin seyircisi artacaktır. Kalktı artık bu büyük takım seyircisi yok, o kadar seyircisi var, bu kadar seyircisi var. Gerçeği görmemiz gerekiyor bizim. Artık gerçekler bu. Büyük takımların batırdılar ya. Her gelen 11 tane. Hocaya göre sistem olmaz. Hocaya göre sistem olacaksa benim görüşüm hocanın da bir yaptırım gücü olması gerekiyor. Şöyle ki sen kendine göre takım kuruyorsan senin de bir giderlerin olacak. Bunun altına sen de kalkabileceksin. Sen de ne diyorlar, tazminat davası aldığın gibi tazminatını da vereceksin. Çünkü kendine göre futbolcu alıyorsun. Ben sana aldım futbolcular. Sen yönetemediğin zaman da kendini istifa edeceksin. Tazminatını almayacaksın. Bilmiyorum. Bunlarla ilgili eğer ki bir şeyler konuşursanız bizleri memnun edersin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum ben. Evet. Dinleyicimizin isyanı vardı. Aslında 3 aşağı 5 yukarı benim futbol görüşüme yakın şeyler söyledi. Ben de teknik adama göre kulüplerin böyle savrulmasını çok doğru bulmuyorum. Bir sistem üzerinden teknik adam seçilmesi gerektiğinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar tabii söylendiği kadar kolay uygulanabilen işler değil. Çünkü belli bir yönetim anlayışı, belli bir yönetim istikrarı ve bir irade de gerektiriyor. Ama büyük takımlarda sonuçlara göre bir anda başkanların da çok kolay bir şekilde yön değiştirdiğini, başladığı projeyi yarım bıraktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar hani bu doğrultuda hareket eden kulüp sayısı neredeyse yok gibi. Türkiye için böyle bulamıyoruz hani düşündüğümüz tarzda. İşte hani kulüp başkanlarının anlayışı için mesela Murat Sancak'ın dünkü röportajını ben tavsiye ederim. Bir okuyun. Hani aslında yönetim anlayışının ne kadar dünya gerçeklerinin uzağında olduğunu anlayın ve o kulüp şu an Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden bir tanesi. Bu da bizim çelişkimiz diyeceğim ama çelişki değil, çünkü bu şekilde bir yönetim anlayışıyla uzun vadeli bir başarı beklemek mümkün değil. Şu an Murat Sancak röportajlar veriyor, istediğini söyleyebiliyor çünkü başarılı, ama bir sene sonra Adana Demirspor aynı noktada olur mu? Ben
olmaz diye düşünüyorum. Şüphelerim var. 3 sene sonra ekonomik olarak Adana Demirspor aynı güçte olur mu? Bence olmaz. Ama bizde anlık başarı ve sadece bir kez başarıya ulaşmış birinin sanki sürekli başarılıymış gibi düşünülmesi de bu topraklardaki genel yanlışlardan bir tanesi. Şimdi Murat Sancak diyor ki Yunus kötü oynuyordu Galatasaray maçında. İndim gittim yanına, suratına iki tane dostça tokat vurdum. Ne o Fatih Terim seni izliyor diye mi korkuyorsun dedim. Çıktı iki tane gol attı diyor. Mesela şu denmiyor: başkan senin soyunma odasında ne işin var? Mesela bu hiç kimsenin aklına gelmiyor. Yani oyuncu tokatlamak zaten hani onunla ilgili saatlerce konuşulur da, hadi dostça tokatladım dediği için hani böyle ufak suratına vurdu diye düşünüyoruz onu. Okşadı suratını. Suratını okşadı diye düşünüyoruz. Ama şimdi anlayış bu. Yani bir kulüp başkanı bir oyuncunun oyununu beğenmediği için yanına gidiyor devre arasında ve işte ona sözüm ona motivasyon konuşması yapıyor. Ya bu artık futbolda yanından bile geçilmemesi gereken bir düşünce. Hani ne işi var kulüp başkanının devre arasında soyunma odasında Yunus'un yanında? Ne işi var? Ve işte iki tane gol attı diyor. Sanki Yunus'un iki tane gol atması o konuşmayla alakalıymış gibi düşünüyor bir de Murat Sancak. O zaman biz de aşağı inelim. Her şeyde devre arasında. O seni izliyor diye mi korkuyorsun? Böyle oluyor diye mi korkuyorsun? İki tane dostça yanağına vuralım. O zaman her oyuncudan böyle performans alalım. Böyle bir dünya, böyle bir anlayış olabilir mi? Ondan sonra diyor ki Türk hocalar çok egolu. Kimse kusura bakmasın. Benim takımımdan bahsediyoruz. Öyle istediği şeyi yapamaz diyor. Ardından da diyor ki ben Fenerbahçe Galatasaray'ın başkanı olsam Messi'yi getiririm diyor. Yani bir tarafta diyorsunuz ki Türk hocalar çok egolu. Ondan sonra diyorsunuz ki ben Galatasaray Fenerbahçe başkanı olsam Messi'yi getiririm. Ama orada ego yok. Şey diyor ama biri egolu olacaksa o zaten kulüp başkanı olmalı diyor. Hani teknik direktör kim evet, ki diyor. Yani. Onu getiren benim diyor. Hani başkan olarak kendisinin egolu olması gerektiğini dile getiriyor röportajında. Bunlar işte Türk futbolundaki sıkıntılar. İşte bir başkan çıkıp diyor ki sıkıysa Cüneyt Çakır'ı bizim maçımıza verin de görelim bakalım ne olduğunu diyor. Herkes böyle bir şey gibi, vahşi batı Texas gibi, herkes kafasına geleni söyleyebiliyor, kafasına göreni yapabiliyor, kafasına eseni yapabiliyor. Öyle olunca da işte senin program içerisinde bizim UEFA'daki sıralamamızın 19'unculuğa düştüğünü söylemen tesadüf olmuyor. Yani aslında bunların sonucudur o. Bunlar nedendir? O senin söylediğin sonuçtur. Ancak çok günlük yaşayan, çok günlük düşünen, belli bir stratejisi olmayan kulüplere, lige sahibiz. Öyle olduğu için de bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden de dinleyicimizin söylediği, işte benim de futbol aklıma yatan düşünceler dile kolay oluyor sadece. Hani böyle olması gerekir diye düşünüyoruz. Nacizane bu kadar gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan, izlediklerimizden sonra o yolun daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Belki bizim gibi düşünen çok kişi var ama işte bunlar sadece bu iklimde sözde kalabilir. Bunları pratiğe dökmek yani çok zor. Hani bir başkan çıkıp bunları söyleyebildikten sonra öteki türlünün olması, hani şu an bizim senle İsviçre dağlarında kayak yapma ihtimalimiz kadar uzak. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Bitcoin'in fiyatı da çok sert bir şekilde düşmüştü dün. Hatırlayacaksınız, burada da konuşmuştuk. 500 bin TL'nin altındaydı konuştuğumuzda. Fakat akşam saatlerinden sonra, böyle 10.30 civarından sonra yapılan açıklamalar, çıkan haberlerle, onların etkisiyle birlikte Bitcoin'in tekrar bir yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Şu anda bir Bitcoin 547.124 TL'den işlem görmekte. Düne göre %10'luk bir artış söz konusu. Dolar bazlı durum benzer. 39 bin dolarlara kadar çıkmıştı Bitcoin. Şu anda da 38 bin 649 dolardan işlem gördü. Bu 38.500'ün üzerine tutulmuş gözüküyor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Radyo Spor.
Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. İddia bölümündeyiz. Şimdi Ali abiden bugünün kuponunu alacağız. Süper Lig'de haftayı 2 maçla açacağız. Saat 20'de Adana Demirspor, Antalya Spor, Trabzonspor, Kayseri Spor maçları var. Birinci Lig'de Deniz Spor, Bolu Spor. Premier Lig'de saat 23'te Southampton Norwich. Norwich. Norwich ve yok. Lütfen dikkat edin buna. Fransa Lig 1'de Montpellier Rennes. İspanya Liga'da Levante Elche. İtalya Serie A'da iki güzel karşılaşma var. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren 20.45'te Milan Udinese'yi konuk ederken 23'te de Inter Genova'nın konu olacak. Bundesliga'da da Hoffenheim Stuttgart günün karşılaşması. Şu hatırlatmayı da ben yapayım Ali abi. Süper Lig'de oynanacak bugün iki karşılaşmada normalden daha yüksek oranlarla bayilerde, iddia bayilerinde ve iddia.com'da olacak. Ayrıca bir hatırlatma, bir bilgilendirme de yapayım. Bu Süper Lig ve Avrupa Liglerinin yanı sıra TFF 1. Lig maçları da artık kral oranlarla olacak. Normalden yani daha yüksek oranlarla iddia bayileri ve iddia.com'da olacak. Evet, dünkü kuponumuz tuttu. Oynayan milyonlarca takipçimize. Evet. Kazandırdı da. Kazandırdım, yapacak bir şey yok. Bu ara hep senden yalnız dünkü kuponumuz tuttu duyuyoruz. Genelde ağırlıklı olarak yani. Başarı oranı bayağı yükseldi son iki haftada. Neye borçluyuz? Çok bu... çalışmaya. Demek ki tutturamadığında çalışmıyordun ha. Evet. Vay be, itiraf. Çok çalışmaya, dikkat etmeye, konsantre olmaya. Evet. Şans... İşine özen göstermeye. Yanında mıydı hakem şansı? Yanında mıydı bu karşılaşmalar? Öyle son ana kadar olmadı değil mi? Dün çok rahat geldi kupon. Dün goller... gollerden yana bir kupon yapmıştık. Gol var demiştik. İşte Napoli, Barcelona, Slavia Prag, Fenerbahçe ve Sociedad Leipzig maçları vardı. Zaten Fenerbahçe ve Barcelona daha ilk yarıda iş çözüldü. Leipzig maçında da ikinci yarıda Sociedad'ın golü gelince kupon geldi. Dediğim gibi milyonlarca Radyo Spor dinleyicisini tebrik ediyoruz. Şaka bir tarafa, bugün sen maçları söyledin. İtalya'dan iki tane karşılaşmayı aldım. Genova Inter 2-3 gol düşünüyorum. Genova'da teknik adam değişti. Yeni teknik adamla beraber Shevchenko sonrası tüm maçlar berabere bitti. Az gol yiyorlar artık. Inter de formda değil. Inter son dönemde iyi işler yapmıyor. Bir deplasman karşılaşması. Inter'i galibiyete yakın görüyorum ama 1.89'luk 2-3 gol oranı beni cezbetti. Milan'ın Udinese karşısında kazanmasını bekliyorum artık. Milan'da da işler pek iyi gitmedi. Geçen hafta 2-2'lik bir beraberlik, o maçı da izledim. 75-80 dakika. Milan artık bugün kazanır. 1.34 çok yüksek bir oran olmasa da Milan galibiyeti tarafındayım. Ve senin de fikrini merak ettiğim bir karşılaşma var. Adana Demirspor Antalya maçında gol var bekliyorum. Ne dersin? Vallahi Antalya'yı geçen hafta izledim, hiç beğenmedim. Yedimaltı Spor karşısında. Yani bireysel yeteneklerle gol buluyorlar. O yüzden hani oyun olarak beğenmiyorum ama işte bir bireysel oyuncu performansıyla Antalya Spor rahatta gol bulabiliyor. O yüzden Adana Demirspor'lu savunmada da çok muhteşem işler yapan bir takım değil. Doğru. Adana Demirspor tabii karşılaşmanın favorisi. Kazanmaya da yakın olabilirler ama ben bir gol var bekliyorum. Eğer itirazın yoksa gol vara tercihlerim bu 3 maç olacak. Genova Inter 2-3 gol, Milan galibiyeti, Adana Demirspor Antalya Spor gol var. Evet, şimdi Antalya'da hani eksik gedik var mı diye bir tekrar kontrol etme ihtiyacı hissettim ama öyle çok kritik bir eksik de gözükmüyor. O yüzden o maçta da gol var. Fena bir beklenti değil. Şimdi Ali abi 9.22 saatlerimiz. Az önce Galatasaray'la ilgili konuşuyorduk. Bu menajer ödemeleri konusu. Tabii dün de biraz konuştuk. Yankıları elbette bugün de devam etti. Şimdi gazeteler, muhabirler böyle eski isimlere, Galatasaray'da yönetimde görev almış eski isimlere ulaşmışlar. Hem bu döneme ait, bu dönemde görev alan yöneticiler hem çok daha öncesindeki yöneticilerin açıklamalarını görüyoruz. Mesela en dikkat çeken açıklama Yusuf Günay'dan olmuş. Çünkü zaten en çelişkili ya da şaibeli, bilmiyorum kelimeleri doğru kullanıyor muyum ama, gözüken transferler Mustafa Cengiz döneminde yapılan transferler olarak, harcama olarak, adet olarak, miktar olarak o dönem gözüküyordu ve o dönemin en kritik isimlerinden biri Yusuf Günay da Sabah gazetesinden Levent Tüzemen'e konuşmuş. Onun açıklamaları bence çarpıcı. Birkaç ifadesini kullanmak istiyorum Levent Tüzemen'in yazısından.
Galatasaray UEFA'nın satmadan alamazsın yaptırımı vardı. 42 aylık yönetimimizde 18 milyon euro fazla vererek 4 yıllık bekleme süresini geriye çektik. Başkan Burak Elmas ve yönetimi sezon başına itibaren transferlerini satmadan alamazsın politikasına uymadan özgürce yaptılar demiş. Hani kendileri çok daha zor şartlarda bu transferleri yaptıklarını söylüyor. Bu açıklamalarının ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Oysa Abdurrahim Albayrak ve beni çağırıp bizimle rahatlıkla konuşabilirdi. Biz 7 transfer döneminde birçok oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden aldık. Bu transferlerde bazı futbolcular imza parası ödemezken bazıları ise, bence burası ilginç, menajerime şu kadar verin önerisinde bulundu. Sayın Burak Elmas'ın zaten yapılacak transferlerin menajer yönetici futbolcu üçgeninde yürüdüğünü bilmesi gerekir demiş. Yalnız buradaki futbolcuların imza parası ödemezken bazıları menajerime şu kadar verin önerisinde bulundular diyor. Peki Galatasaray Kulübü niye bunu mesela kabul ediyor? Ve bu açıklamaların da sonunda diyor ki bugünkü yönetim bilmiyor mu? Futbolcu ödemelerinden devlet %67 vergi kesiyor, menajer ödemelerinden kesilmiyor demiş. Yani burada da açıkça, yani kelime bence doğru olacak, vergi kaçırma söz konusu. Şimdi oyuncu bunu söyleyebilir eğer gerçekten dediği doğruysa bir önceki cümlesinde. Yönetim olarak sizin buna karşı çıkıyor olmanız lazım o zaman. Sizin de işinize geliyor belli ki. Yani ben burada sadece oyuncu tarafından da geldiğini düşünmüyorum. Yönetim tarafından da benzer şey geliyor muhtemelen. Kendisi bunu söylemese de Yusuf Günay. Bence son kısımda felaket. Yani bu iş nereye varır bilemiyorum. Galatasaray bir suç duyurusunda bulunacak mı, bulunmayacak mı? Yöneticiler ceza alır mı, almaz mı? Savcılık devreye girer mi? Ama bu ifade çok net bir şekilde vergi kaçırmaya giriyor. Burada da çok iddialı bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Çünkü açıklama o. Yani menajere ödeyelim. Çünkü ona vergi verilmiyor. Futbolcuya direkt ödesek vergi olacaktı diyor. Şimdi bu alenen bir itiraf Yusuf Günay'dan. Zaten bizim de Atilla abiyle yaptığımız programdaki hani en iyi ihtimal olarak değerlendirdiğimiz kısım buydu. Bu en iyi ihtimal. Ki daha kötüsü işte parayı cebine indirmek yöneticiler için. Ona tabii ki bir şey diyemiyoruz ama bizim o yorumumuzu da teyit etmiş oldu Yusuf Günay ve bunun da bana kalırsa bir yaptırım olması lazım. Çünkü dediğim gibi açık bir itiraf. Vergi kaçırmak. Bunu açık açık söyleyebiliyor olması da bilmiyorum bana mı geliyor, bir hukukçu gözüyle bakamıyorum çünkü öyle bir geçmişim yok. Hukukçular ne düşünüyordur? Spor hukuku, normal hukuk da devreye girer burada tahminen işin içinde vergi olduğu için ama ben bunu gerçekten anlamış değilim. Ya bu biraz işte yönetmelikteki eksiklerin her zaman olduğu gibi ülkemizde sağından solundan dolaşılmasıyla alakalı. Kulüpler, kurumlar bir eksik buluyorlar ve o eksiği de sonuna kadar değerlendirmek istiyorlar. Burada Galatasaray'da o yolu seçmiş gibi gözükmekte. Hani eğer oyuncu üzerinden bir ödeme yapılacaksa oyuncunun vergilendirmesinin kulübe bir maliyeti var. Oyuncuya bir maliyeti var. Ama menajere verilirse o para bir ortaya iki taraf için de bir maliyet çıkmıyor. Dolayısıyla iki taraf için de kazan kazan durumu oluyor. Dolayısıyla oyuncunun bonservisi elinde, imza parası talebi var. O imza parası da bu şekilde dağıtılmış oluyor. İşte burada biraz daha sıkı denetim, biraz daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde olduğu anlaşmalar. Hani sen bir anlaşma yaptın ama getir bakayım. Bir dakika, sen bu menajere neden %10'dan fazla ödüyorsun? Burada ne var diye sorulması gereken bir nokta var. Şimdi orada bir karşılığı var mı bunun? Yok. Yönetmeliği yönetmeliğin hatalı olduğu ya da yönetmeliğin boşluklar içerdiğini Türkiye Futbol Federasyonu biliyor ya da bilmiyor ama hep ben bu tarz durumlarda denetleyen kurumun da bir hatası olduğunu düşünürüm. Tabii. Çünkü insanlar, kurumlar hep kolayına kaçar, açık arar ve kendi çıkarını daha fazla gözetir. Ama sen denetleyen olarak, tekrar söylüyorum, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumları, kurulları. Ya bir dakika, burada niye menajere %10'un üzerinde bir ödeme yapılıyor? Ya bunu mesela düşünen, soran, sorgulayan biri oldu mu? Yoksa önüne geldikleri gibi kabul ettiler mi? Ya Atilla abinin o açıkladığı belgelerde Omar'ın menajerine performans primi, yani Omar şu kadar maçta oynarsa evet, menajerine ödeme yapılıyor. Şimdi evet, bu hayatın olağan akışına uygun bir değil madde tabii. Mi? Şimdi işte burada zaten neden yapıldığı ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani bu tarz yollara girilmiş. Tabii bu sadece Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden de okunacak bir
kuru durum değil. Şimdi bir de işin ahlaki ve etik tarafı var. Galatasaray ilkeleri tarafında olanı var. Yani Galatasaray'da böyle bir durumda illa ben kazanacağım, illa ben daha fazla kazanç elde edeceğim, illa oradan buradan hani dolanacağım da dememeli. Tabii. Çünkü bunu da hep söylüyoruz. Yani evet bir açık olabilir. Hani bu biraz şeye benziyor. Yolda araba yok ya da araba çok uzaktan geliyor. Işık kırmızı, senin geçip geçmemenle alakalı. O kararı vermenle alakalı. Barış abi hep bu örneği anlatır. Yani işte Avrupa'ya gitmişler. Avrupa'da geçerken yolda oradaki insanlar itiraz etmiş, neden geçiyorsun diye, ne yapıyorsun sen diye. Hani bu biraz bununla alakalı ama işte biz ne yazık ki bu tarz durumlarda hep böyle kolayını seçen, kolayına kaçan, ya ne olacak ki, önemli değil ki diye düşünen bir topluluk haline geldik. Bu da iyi bir şey değil. Neticede Galatasaray'da buradan bir şey çıkar mı? Şimdi buradan bir şey çıkması için senin söylediğin ikinci kısmın gündeme gelmesi lazım. Yani bu transferlerde yöneticiler kendilerine çıkar sağladı mı? Yoksa sadece o transferi bitirebilmek için bu yolu mu seçtiler? Sanki o yolu seçtikleri biraz daha şey gibi, ortada gibi. Hani tamam biz okey ya ne yapalım, biz sana 3 milyon euro vereceğiz. Senin sözleşmeni 1,5 milyon euro gösterelim. Menajerine de 1,5 milyon euro verelim. Öyle kapansın konu. Hani yani sonraki banka hesabını takip edemeyeceği için Galatasaray. Yani menajere evet, ödeme. Menajer evet, sonra yöneticiye evet, ödediyse onu Galatasaray yani, yapamaz, bulamaz. Onun çok olduğunu ben... Yok ben de düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum bu yönetim için. Yani sadece bu transferi bitirelim. Aynen. Olsun bitsene, ne yapalım. O yolu bulmuşuz. O açığı bulmuşuz. Sen de kazan, biz de kazanalım. Hani çok oraya gidildiği şey yapılıyor. Tabii burada işte gene iş dönüyor dolaşıyor kulübe, kulübün denetleme kurullarına. Yani Galatasaray'da ya arkadaş, Galatasaray hiçbir menajere %10'dan fazla vermez. Bitti. Bak. Bitti gitti. Türkiye Futbol Federasyonu. Hiçbir kulüp hiçbir menajere %10'un üzerinde ödeme yapamaz. Bitti gitti. Koymak, söylemek basit, uygulamak çok zor. İşte biz de hep zaten böyle şeyler söylense de uygulamakta böyle elinde yüzüne bulaştıran bir şeyiz, ülkeyiz, topluluğuz ne yazık ki. Yani bunlar iyi şeyler değil ama durum ortada. Ha bundan sonra Galatasaray kulübü, çünkü rakamlar çok yüksek rakamlar. Hani menajerlere verilen rakamlar çok yüksek rakamlar. Şimdi Sekidika ile ilgili mesela. Evet, farklı menajerlere verilen, evet, işte farklı temsilcilere verilen. O farklı temsilcilere verilmesi de bana ilk anda şeyi düşündürdü. Sen ne düşündün bilmiyorum. İş bilmezlik. Yani Dursun Özbek döneminde yok. Burak Elmas döneminde tutuyor. Yani transfer sayısı ve menajer sayısı aynı. Kafa kafaya. Ama bir tek Mustafa Cengiz döneminde. Evet yani sanki orada bir iş bilmezlik var gibi. Bilmiyorum o kadarını. Hani... ben de menajeriyim, o da menajer. O dışı onu oradan vermek zorundasın, bize buradan vermek zorundasın gibi. Hani böyle menajerlerin sanki biraz oyuncağı olmuş bir yönetim hissettirdi bana. Ki umarım daha kötüsü değildir. İnşallah değildir ama o menajerlik de mesela öyle yetkiler verilmiş ki yani bir transfer döneminde bir menajere gelecek gidecek, kulüplerle görüşecek. Hani olağanüstü yetkilerle donatılmış, tam donanımlı bir menajer ortada var, ismi ortaya çıkmasa da. Böyle yetkiler verilmiş Mustafa Cengiz döneminde anladığımız kadarıyla. Yani bunlar bir kulüpte olmaması gereken şeyler. Yusuf Güney'in açıklamalarını bitireyim. Sekidika ile ilgili söylenenler doğru değil diyor. Keşke sözleşmeyi ortaya koysaydı. Dile getirilen rakamların çoğu da yanlış. Çok iddialı Yusuf Güney bu konuda. Bakalım Burak Elmas belgesiyle bunu paylaşacak mı? Bir de eğer Burak Bey birilerinin Galatasaray'dan bir şey götürdüğünü ima ediyor ya da menfaat sağladığını düşünüyorsa Cumhuriyet Savcılığına başvursun ya da SPK'ya şikayet etsin demiş. Bizim 7 transfer döneminde ödediğimiz oyuncu ve menajerlik ücretiyle kendilerinin 8 ay içinde 2 transfer döneminde ödediklerine baksın, kim daha çok ödemiş görsün diyerek de buradan bir karşılık vermiş kendisine. Çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Menajerlik ücreti ödemek herkesin artık günümüz futbol dünyasında boynunun borcu haline geldi. Şimdi mesela en son hangi transferde Raiola Pogba'nın Manchester United'a 40 milyon 3 yerden gibi, dağılmıştı. Hem oyuncu hem iki kulüpten dağılmıştı. 40 milyon euro gibi bir rakam aldı. Hı. Hani şimdi menajerlik ücretleri ödeniyor. Ancak işte menajerlik ücreti ödendiği noktada bazı
kurallar var. O kuralların sağından solundan geçilmesi, ücretlerin artması rahatsız edici nokta bu. Yoksa eğer bir kulüp, şimdi Galatasaray gibi bir kulüp bu sezon transfere yaklaşık yaz transfer döneminde 23 milyon euro civarında bir rakam harcadı. Evet. Şimdi o 23 milyon euro civarında bonservisiyle bir harcama yaptınız ama zaten onun bir menajerlik ücreti olarak geri dönüşü olacak. Dolayısıyla siz bir transfer döneminde 3 milyon euro harcarsanız onun bir karşılığı olacak ama 23 milyon euro harcarsanız rakam fazla gözükmüş olabilir. Ancak burada Burak Elmas'ın aslında söylemek istediği 38 tane transferin yaklaşık %50'sinde transfer yapılmış ama menajer ücreti olması gerekenin iki katı. Ortalama olarak %19. Yani aslında altının çizilmesi gereken nokta bence bu. Yoksa bir kulüp çok transfer yaparsa çok da menajerlik ücreti öder. Tabii. Hani o matematik. Aynen öyle. Bunu da hesaba katmak gerek. 9.34 son aramıza gidelim. Sonrasında da artık toparlıyoruz programı. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Süper Lig'de bugün 27. hafta başlıyor. Trabzonspor Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Dorukhan'ın sakatlık haberi biraz moralleri bozdu. Bugünkü maçta Dorukhan'ın oynaması beklenmiyor. Son dönemin Trabzonspor adına en formda oyuncularından biriydi kendisi. Onun yerine Berat Özdemir veya Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi bekleniyor ki Abdülkadir Ömür ve Dansfield'de hatırlayacaksınız koronavirüse yakalanmışlardı. Onlar hastalığı atlattılar. İzolasyon süreçleri bitti. Takıma döndüler. Bugün eğer forma verirse Abdullah Avcı forma giyebilecek durumdalar. Yalnız stoperde farklı kaynaklarda gördüğüm Vitor Hugo'nun yanında Dansfield'in değil Ahmet Can'ın yine oynayacağı yönünde. Kritik bir durum var. Trabzonspor adına artık tabii şampiyonluk konusunda pek bir problem gözükmüyor Konyaspor'un da puan kayıplarıyla ama bir sonraki hafta Fenerbahçe derbisi oynanacak ve bu derbi öncesi 5 oyuncu ceza sınırında. Çok kritik diyebileceğimiz isimler sınırda. Uğurcan Çakır, Bruno Perez, Siopis, Bakasetas ve Janini. Bu isimler bugün eğer kart görürlerse Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecekler. Abdullah Avcı'nın bu isimlere özel bir uyarıda bulunduğu söyleniyor. Klasik tabii ki. Bu normal. Belki Trabzonspor skor alırsa oyundan alır. Tabii erken oyundan alabilir. Kayseri Spor da çok eksik. Onu da söyleyelim. Cezalı futbolcuları çok, sakat oyuncuları var. İşte Bertolaç, Çibayamak'ta Uğur Demirok cezalılar. Bernard Mensah yine yok. Emrah Başsan bugün olmayacak. Ama yine de fena bir kadro çıkmıyor Kayseri Spor'da. Gavranovic sezonun hani çok çaktırmadan iyi performans gösteren oyuncularından biri oldu. Mamet Yam biraz çaktırarak iyi performans gösterdi. Çok fazla konuşuldu. O açıktan konuşuldu. İyi performans gösterdi. Gavranovic de çünkü bayağı iyi bir gol sayısına ulaştı ligimizde. Şimdi tekrar Süper Lig gol krallığına bakayım bir yandan da. Oradaki son durumu söyleyeyim. Orada Peşin tabi forma giyememesi zirveyi biraz hareketlendirdi. Cornelius, Umut Bozok ve Peşic 12'şer goldeler. Zirveyi paylaşıyorlar. Asson Balonga mesela 10 golde der misin? Demezsin ama 10 golde. Gavranovic 8 gol 3 asist oldu. Evet o da. Tiam'dan sonra takımda en fazla gol katkısı veren oyuncu. Gol krallığı çok yakın. 3 oyuncu 12 golde, 3 oyuncu 10 golde. Asson Balonga, Mamed Diouf ve Balotelli. 9'ar gollü 6 futbolcu var. El Kaabi, Okaka, Batshuayi, Şerif Endiaye, Serdar Dursun ve Mamed Yam. İşte Gavranovic'i söylediğin 8 gollü. 8 gollü de yine 6 futbolcu var ligimizde. Son haftalarda o gol krallığı yarışı da nefes kesecek. Bugün ne bekliyorsun? Trabzonspor, Kayserispor karşılaşması bir iç saha mücadelesi. Rehavetten çekindiği söyleniyor Abdullah Avcı'nın Yunus Emre'nin haberinde. Sen öyle bir rehavet bekliyor musun? Ben rehavet değil de rakibin oyun anlayışının Trabzonspor'u bozabileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü diğer iki maça bakarsak son iki karşılaşma Alanya-Konya maçları rakibi topa sahip olmayı seven takımlardı. Trabzon'da o baskıyla rakibi çözmeyi başarmıştı. Nefes aldırmamıştı ama Kayserispor tamamen farklı ve hiç ileride pres yapmayan oyunu geride kabul eden bir takım görüntüsünde bu tarz maçlarda. Trabzonspor 14 puan önde. Geride kalan 12 maç var. Konya Spor'un çok da fazla
zaten gidemeyeceği, Trabzonspor'u zorlayamayacağı tahmin ediliyordu. Başakşehir çok uzakta. Artık Trabzonspor için biraz keyif alma vakti geldi. Hatta şöyle de bir lüksleri var. Mesela Dorukhan sakat. Normalde arkandan bir takım gelse Dorukhan belki riske edilecek. Dorukhan ya, hocam ağrım var dediği zaman tamam sen bu hafta dinlen. Hamşik için de geçerli. Tabii, hiç kimse riske etmiyor Trabzonspor. Niye riske etsin? Oyuncularda hiç stres yok. Oyuncularda stres olmaması performansın Trabzonspor gibi bir yerde yükselmesinin bence anahtarlarından bir tanesi. Abdullah Avcı'da stres yok. Taraftar bugün okuduğuma göre yine bütün biletleri tüketmiş Trabzon'da. Dolayısıyla Trabzonspor açısından kötü diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bir de Trabzonspor'da Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmasında da işlerin iyi gittiğini gördük. Bu karşılaşmada senin dediğin gibi Kayserispor derinde bekleyerek Trabzonspor'u zorlayabilir. Ama 90 dakika bitse ve iki takım berabere kalsa öpüşürler, koklaşırlar, ayrılırlar. Hani Kayserispor da ligin rahat takımlarından biri ve önceliği kupa, hafta içerisinde oynayacağı Beşiktaş maçı. Çünkü Kayserispor'un 38 puanı var. Onlar da son dönemde oldukça iyi gittiler. O yüzden yani bu karşılaşmada tabii ki Trabzonspor kazanmaya yakın ama ben de diyorum ki kazanmasa ne olur? Yani bu maç berabere bitse ne olur? Trabzonspor seyircisi artık o şampiyonluğun keyfini yavaş yavaş almalı. Hatta belki de şöyle de bir ihtimal var. Trabzonspor bu rahatlıkla beraber belki temposu daha yüksek bir maça da imza atabilir. O da olasılıklar dahilinde. Hani Trabzonspor'u şu an çok kestiremiyoruz. Çünkü geçen hafta mesela beni açık ara en çok yanıltan takım Trabzonspor'du. Alanya karşısında ben zorlanırlar, artık rehavet olur. İşte Alanya Spor şöyle böyle derken yani 30 dakikada maçı bitirdi Trabzonspor. İkinci yarıda eğlendi, lay lay lom yaptı adeta. Şimdi o yüzden bu maç Trabzonspor nasıl bir performans ortaya koyar bilemiyorum ama hani Kayseri Spor senin dediğin gibi oynarsa belki Trabzonspor biraz zorlanır. Onun dışında hani Trabzonspor bu maçta berabere de kalsa, kazansa da zaten artık istediği noktaya gelmiş bir takım. O krediyi kendine fazlasıyla sağlamış bir takım. Yani Trabzonspor istediğini yapar. Ciddi söylüyorum. Yani o oraya getirdi ligi. Evet. Hani bak istediğini yapar derken şunu söylüyorum. Yani bugün Abdullah Avcı şöyle dese ya Uğurcan'ı oynatmayalım. Belki bir şey olur, sarı kart görür. Fenerbahçe maçında olmaz. Hani Fenerbahçe maçı puan olarak değil ama manevi olarak iki takıma da çok şey ifade ediyor. Hı hı. O yüzden mesela Abdullah Avcı bugün dese ki Arda oynayacak, yani kim ne der? Hiç kimse hiçbir şey demez. Yok. Ve çok da rahat açıklar kendini Abdullah Avcı. Der ki böyle, ben öyle düşündüm. Fenerbahçe maçında kalede olmasını istiyorum. O riski almadım, Arda yönetiyorum. Ne diyebilirsin? İşte buraya ligi getirmek çok büyük bir lüks. Trabzonspor için, Trabzonsporlu taraftarlar için. Dolayısıyla hani bugün biletler de tükenmişse gideceksiniz, takımınızı destekleyeceksiniz, alkışlayacaksınız. Berabere kalsa dahi, mağlup olsa dahi, hatta bayağı alkışlayacaksınız. Çünkü ligi 26 haftada bu pozisyona getirdi Kayseri Trabzonspor. Evet, bugün Trabzonspor Kayserispor saat 20'de, aynı saatte Adana Demirspor Antalya Spor maçı var. Haftanın geri kalan fikstürünü de sizlere aktarayım. Cumartesi günü sadece iki maç var. Biraz dengesiz bir program olmuş. Belki Türkiye Kupası fikstürünün de etkisiyle birlikte. Cumartesi 16'da Başakşehir Karagümrük, bir İstanbul semt derbisi. Futbol severleri bekliyor. Tribünde değil yalnız. Televizyonda bekliyor. Tribünde pek kimsenin beklediğini düşünmüyorum. 19'da Sivas Spor Beşiktaş. Cumartesi bu iki maçta bitiyor. Pazar gününe dönüyoruz. 13.30'da Altay Gaziantep ve Giresun Spor Göztepe, ki küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç Giresun Göztepe. 16'da Alanya Spor Konya Spor ve Hatay Spor Yeni Malatya Spor maçı var. Yeni Malatya Spor'da da Adem Büyük'le yollar ayrıldı. Orada da bir yaprak dökümü var. Gördüğünüz gibi futbolcu, teknik sorumlu, teknik direktör bazında ve ligi nasıl getirecekler sonunu açıkçası çok merak ediyorum. Ve yine bir protesto olacak mı maç başlangıcında? Hatırlayacaksın, son maçta ilk yarım dakika hareketsiz kalmışlardı. 19'da Galatasaray Rizespor, haftanın belki en çok konuşulacak maçı. İki takımın soyulardaki anlaşmazlığı, tartışmaları, transferler, sakatlıklar, birçok konu geçti iki takım arasında. Gergin bir atmosfer olması bekleniyor ve haftayı pazartesi günkü Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla kapatacağız. Fikstür
Bu şekilde biz yine pazartesi günü hafta sonu oynanan karşılaşmaların değerlendirmeleriyle karşınızda olmayı umuyoruz. Herkese de keyifli bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.